Ulema şöyle der, her şeyin ama her şeyin bir kıymeti vardır. Hatta necasetin dahi bir kıymeti vardır, değil mi? Kimi böcekler ondan besleniyor mu? Besleniyor. Kimisi yuva yapıyor mu necasetle? Yuva yapıyor. Ama cehaletin hiçbir kıymeti yoktur derler. Necasetten bile daha kötü bir şey öğrendik. Neymiş biliyor musunuz? Cehalet. Şimdi bu necaset namaza zarar verirse, cehalet bu namazı ne yapar? Allah Allah. Şimdi o yüzden Allah o cahil denilen vasıftan bizi eylemesin. Burası çok elzem. Bunun bir ilme bakan yanı var. Onun içinde Siyer-i Nebi okuyoruz. O dönemde bu meseleler nasıl olmuş, nereden gelmiş, nasıl yükselmiş diye. Bir de bulunduğun şartları okuyabilmeye yönelik bir yanı var. İlim meselesinin, değil mi? Sadece birincisi olduğunda bilgisayardan farkımız olmuyor. Bilgileri getir, bilgileri getir. Getireceksin ama bulunduğun şartlara bunu nasıl entegre edeceksin? Nasıl anlayacaksın? Nasıl yorumlayıp nasıl hareket edeceksin? En önemli olay orada, değil mi? Yani bu ilmi benim hazmedip kendi hareketime yönetmem gerekiyor. Zira Üstad Hazretleri'nin lafına bakın. Hazm olmayan ilim telkin edilmemeli diyor. Allah Allah. Ezberlenmeyen mi diyor? Hazm olmayan diyor ya. Allah Allah. Vücutta da öyle değil mi? Bir besin hazmedilmedikten sonra sana enerji olarak dönüyor mu? Dönmüyor. İlim de dönmüyor. Sonra ne oluyor biliyor musun o ilim? Ne olur? Sadece yük olur, yük. Adamı ileri götürmesi gerekirken adama bir de engel olur. Şimdi bir insan yediklerini enerjiye dönüştürürse o adam nasıl bir adam olur? Güçlü, kaslı bir adam olur. O adam yediklerini hantallık ile örtüştürürse, hiç harekete geçirmezse ne oluyor biliyor musun? Doktora gidiyorsun, doktor diyor ki kardeşim diyor bilmem kaç kilo olmuşsun diyor. Bu kilo seni yürütmeyi bırak, dizlerine de zarar verir, beline de zarar verir, ayağına da zarar verir. Öyle değil mi? Şimdi bir insan demek ki bazı cihetlerde gereğinden fazla entelektüel olursa gereğinden az hareket eder. Bunlar at başı birbiriyle gitmesi gereken meseleler. İlim ölçüsünde amel icap ediyor. Yani cehaleti tam özetlemeye çalışıyorum. Yoksa ezberlemek sadece ilim değildir. Nedir onun adı? Malumat. Onun böyle ilmi put olarak tutup sadece ezber yarışına giren insanlara ne diyor Üstad Hazretleri? Malumat furuş diyor. Allah Allah. Onun şehvetine kapılmış. Ezberliyor, konuşuyor, gidiyor yatıyor. Yani ilim bir insanı harekete geçirmedikten sonra bir şeyler eksik olmaz mı acaba? Şimdi mesela Allah nasip ederse biz de bir külliye arsasına girişme durumundayız. Eğer işler Allah'ın istediği gibi giderse bakalım biz de öyle dua ediyoruz. Hayırlı bir şeyler olacak gibi bir 13-15 dönüm araziye güzel bir külliye niyetindeyiz. Aklıma hep şu geliyor. Hazreti Ömer gençleri toplayıp ne diyor hilafet döneminde? Ya diyor onlara cahiliyeyi anlatmam lazım çünkü cahiliyeyi bilmeyen İslam'ı da anlayamaz diyor. Benim de hep aklıma orası geliyor. Ya acaba bu ilk günleri nasıl anlayacaklar, nasıl yakalayacaklar? O tantunicinin üzerindeki 300 metrekare. İşler oradan başladı, orada da başlamadı. Kafelerde başladı, sabaha kadar dertleşmelerde başladı. Keşke insanlar burayı görüp yakalayabilse. Şimdi adam geliyor, kimi zaman bir iş beğenmiyor değil mi? Yani ben dünyada başarılı bir adamım. Aynı kendi kalibreme göre bana bir iş verilmesi lazım falan. Beğenmiyor yani. Halbuki konu senin Allah'ı nerede razı edeceğin meselesi. Konu eğer Allah'ı razı etmekse en küçük iş en büyük olur. Çünkü sonsuzluğa bakıyor. Konu sadece dünya ise en büyük iş en küçük olur. Çünkü muvakkat yani geçici mesele. Yani inşallah bunların hesaplarını, muhakemelerini yapabiliriz. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak izlerini iyice anlama çabası için bu Siyer-i Nebi derslerine başladık birlikte. Bugün ilk vahiyin gelişini konuşacağız. Ama vahiy gelmeden önce bir başlığımız var. Çok önemli bir başlık. Bu başlık uzlet meselesini anlatan bir başlık. Başlığımız şu. Yalnızlığı sever. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 35 yaşlarında yalnızlığı sevmeye başlar. Yani Allah Azze ve Celle ona içe dönük bir hayatı sevdirmeye başlar. Ve sık sık Cebel-i Nur'da Gâr-ı Hira'ya gider. Bir rivayette geçiyor demiştik, hatırlar mısınız? Hira'yı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nereden öğreniyordu? Çok güzel. Çobanlık yaparken. Bir rivayet tabii bu. Şimdi siyer meselesi tam sistematik derleme bir ilim değildir aslında. O yüzden anlatan kişi rivayetlerden anlatmak durumundadır. Yani matematik gibi bir formül ve bir problem sisteminde değildir. Bu ilimde biraz tarih kaynakları ön plandadır. O yüzden filanca farklı bir rivayet, filanca farklı bir rivayet sunmuş olabilir. Kaynaklar muteber olduktan sonra bizim bütün rivayetleri söylememiz lazım. O yüzden bazen bu şekilde söylüyoruz. Bir rivayete göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o Hira Sultanlığı'nı nerede öğreniyor? Çobanlık yaparken öğreniyor. Orada ne yapıyor acaba? 5 yıl. Bakın 5 yıl boyunca Hira'ya gidip geliyor. Hatta son 2 yılın 6 ayını orada geçirdiği rivayet ediliyor. Hiç düşündünüz mü ne yapıyor Efendimiz Aleyhisselam? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi zihni de dinamik bir insan. Oraya gidip ne yapıyordur sizce? Bu arada şu an gözükmüyor ama o Hira'nın kapısına otursanız neresi gözüküyor orada biliyor musunuz? Kâbe gözüküyor. Şu an gözükmüyor değil mi? Biraz yapılardan dolayı. Normalde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tefekkürünü ne üstüne yapıyor o zaman? Kâbe'ye bakıyor, Mekke'ye bakıyor, sisteme bakıyor, zihinlere bakıyor. Her birisini derin derin düşünüyor. Ulema bu hale tehannüs diyor. Buhari Müslim'de de geçen bir ifade. Tehannüs. Yani inziva hali demek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada varlık sancısı çekiyor. Yani ruhu bir şeylerin arayışında. Bak dikkat edin. Allah'ın istihdam edeceği insanlarda yine Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatındaki bu iz biraz var. Benim Sri Lanka'da bir tane hocam var, Arapça öğretmenim. Eleser mezunu kendisi. Hocam diyor, ben diyor 4 yaşında diyor evi birbirine katmışım diyor. Ben hafız olacağım diyor. Bak şimdi. Dedim ki diyor büyüyünce, ya hocam 4 yaşındaki çocuk diyor hafızdı, ne bilsin de bunun gözyaşını döksün yani. Şimdi demek ki Allah Azze ve Celle onun ruhundaki ta o yaşlardan bazı isteklere göre onu sevk edecek ki Allah'la bazı akitleşmeler, işte latifelere bakan meseleler, sırlı meseleler, çok anlayamıyoruz böyle, dile dökülmüyor ama ta oradan demek ki Allah Azze ve Celle onu sevk edecek. 4 yaşında adam ağlatmış. 4 yaşında. Evi birbirine katmış Sri Lanka'da. Ben hafız olacağım. 10 yaşında elhamdülillah hafız oluyor. İlerleyen zamanlarda kurra hafız oluyor. Daha sonra Eleser'e gidiyor. Birçok cihetlerde çalışmalar yapıyor. Maşallah öyle güzel bir alim kendisi yani. Ama 4 yaşından bunu kendi kalbinde taşıması, kendi şaşırıyor. Hocam diyor 4 yaşında çocuk hafız olacağım diye ağlar mı diyor. Demek ki ne olmuş? Allah ona sevdirmiş. Olaylar hep Allah canibinden bakmak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da yalnızlık demek ki sevdirildi. Amaç ne? İşte amaç birazdan okuyacağız. Bir şeye hazırlık süreci var. Allah Allah. Yine Buhari Müslim'de geçiyor. Son dönemlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadık rüyalar görmeye başlıyor. Yani rüyayı görüyor, gündüz uyanıyor, Mekke sokaklarına çıkıyor. Gördüğünün aynısını yaşıyor orada. Hatta Ayşe annemizin rivayeti var. Şöyle diyor kendisi, Ayşe annemizin. Gecesi gündüz kadar aydınlık rüyalar görürdü. Gece görürdü, gördüğünü gündüz tekrar görürdü. Anladınız değil mi? Allah Allah. Böyle rüyayı sadıka başlamış Efendimiz Aleyhisselam'da. Peygamberlikten önce bir mesele daha var. Yine hazırlık sürecine bakan mesele. Şimdi Mekke'de böyle granit taşlar misali bir sıcak bir soğuktan böyle sivri sivri kayalar var. Efendimiz Aleyhisselam onların arasında geziyor. Yani o tehannüs dediğimiz evrede o yalnızlığı o şekilde Efendimiz Aleyhisselam gideriyor. Tam orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sesler duymaya başlıyor. Neyden? Ağaçtan, taştan, çiçekten, böcekten. Hepsi ne diyor biliyor musun? Esselamu aleyke ya Resulallah. Allah Allah. Ne süreci bu? Vahye hazırlık süreci. Şimdi bir soru soralım. Belki dersin en önemli konusu. Hira'nın yüksekliğini bilen var mı? Çok güzel. 621 metre. Hira. Kaç metre? 621 metre. Şimdi insan iç aleminde şöyle bir soru soruyor. Ya Rab, vahyi evinde verseydin ya. Yani haşa. Yargılamak için değil. Hani bizim eksikliğimiz gitsin diye böyle ifade ediyorum. Ya Rab, vahyi evinde verseydin ya. Yani ne gerek vardı? Ta 621 metre Hira'ya kadar çıkacak, vahyi orada alacak. Yani daha zahmetsiz bir yol var mı? Var. Evinde alsaydı olmaz mıydı? Olmazdı. Hiçbir peygamberde de olmamış. Bakın, Hazreti Adem'in süreci Arafat Dağı'nda başlıyor. Hazreti Nuh'un süreci Cudi Dağı'nda başlıyor. Musa'nın Sina Dağı'nda. Beni İsrail'in 17 peygamberi Kudüs'te Zeytin Dağı'nda süreci başlıyor. Dağ demek insanın iç alemine çekilme süreci demektir. Tefekkürü imkan olarak sağlanması demektir. Bir insanın olayları anlaması için hayatın akışından çıkması şarttır. Şimdi kafası karışık insanlardaki en büyük problem burası değil mi? Bir insanın niye geldim? Bu güneşi kim koydu arkadaş buraya? Ya bu parmaklar böyle çizilir mi ya? Geçen arkadaşlarla açtık, hayvanların resimlerini, videolarına baktık değil mi iftar günü? Hatırlıyor musunuz? Ya Allah Azze ve Celle bir kuş yaratmış. Kuş simsiyah, gözü de şurada simsiyah. Gözünün önüne beyaz sürme çekmiş. O beyaz sürmeyi göz zannediyorsun ama gözü arkada simsiyah gözler. Ya bunu kim çizebilir böyle ya? Bir ahtapot yaratmış, adam parmağına koymuş şeffaf ahtapot. Yani bunu kim yaratabilir bu şekilde? Şimdi insanın bu manaları anlayabilmesi için iç alemine yönelmesi şarttır. Biz buna uzlet diyoruz, öyle değil mi? Kendi hanesine çekilme, kendi alemine çekilme. Şimdi insanların birçoğu neden geldim, neden yaratıldım? Ya benim vazifem nedir, görevim nedir? Bu sorulara cevap bulamıyor. Niye? Dünyanın bitmez olarak adlandırdığı işlerinin, keşmekeşlerinin peşinde düşüyor. O işler ne zaman bitecek biliyor musun? Bak, işlerin bitiş tarihi var. Öyle adamların işi anca ölünce bitecek. Hiç onların telaşı bitmez. İşimiz var, geleceğimiz var, çocuğumuz var, gezmemiz var, yememiz var, kıyafetimiz var, tatilimiz var, var da var. Hep Kur'an'ı arkaya atıyorlar ya. O yüzden o adamların işleri ancak ölünce biter. Şimdi Nur Dağı, Hira Mağarası, bunun bir anlamı var. Onu yakalayabildiniz değil mi? Bu bir uzlet meselesi. İnsanlar o günlük hayatın akışı içerisinde hakikati bulamazlar. Demek ki hakikati bulmanın ilk şartı şu: Allah'ım diğer işler dursun, bensiz de yürür. Ben o işlerin yaratıcısı değilim. Ben kendi kudret elimde onları tutmuyorum. Onların hepsinin dizgini senin elinde ya Rab. Ya Rab, benim anlamam gereken mesele şu kısacık ömürde, bir tane hak olan şu kısacık ömürde sen beni neden gönderdin? Bak, bu soruyu kendisine sormayan, bu şekilde kendini yönlendiremeyen insanlar bu işi devam ettiremiyorlar. Mümkün değil. Hayatın akışı içerisinde akıp gidiyorlar. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son 5 yıl yalnızlığı sevmesinde ayrı bir olay var mı? Çok ayrı bir olay var. Hira 621 metre. Biz bile çıkarken yoruluyoruz değil mi? İbrahim abi, siz çıktınız değil mi? Geçen umreye gittiğimizde. Bak, sen emekli askersin. Nasıl oraya çıkış? Zorlu. Bir de insanlar basamak yapmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam basamaktan da çıkmıyor yani. Şöyle bir arka yol var. Oradan çıkıyor yani. Ne kadar zorlu bir yol. Demek ki bir olay var. Hakikat için bedel ödemek zorundasın. Vermeden almak yok. Vermeden almak yok. Yattığın yerden almak yok. Bak, bu iş ahiret. Şimdi ben kendi ahiretim için bunları hesaplıyorum. O yüzden de bu şekilde ifade ediyorum. İnsan bazı zorluklara katlanacak, belli bir iradeyi eline alacak, Allah hakikati ondan sonra üstüne koyacak. Şimdi şehir dışından derslere gelen arkadaşlarımız var. Kimi bu mananın farkında, hiç bundan gocunmuyor. Kimisi de diyor ki ya şurada da açsanız olmaz mı? Ya bu kadar kolay olsa zaten sana kurban olsun medrese, ama ya böyle bir mesele değil. O bölgeden insanlar geliyor, yıllarımız geçiyor. Bu bir nişan gibi, bu bir düğün gibi, bu bir evlilik gibi bir mesele. Ortak dili yakalıyoruz, ortak paydayı yakalıyoruz. Ondan sonra oturuyoruz, meşveretini ediyoruz. Böyle bir insan var mı? Böyle bir bütçe var mı? Böyle bir ahval, böyle bir durum var mı diyoruz. Ondan sonra bismillah diyoruz. Kaç yılda kaç tanesi zar zor oldu. Yani keşke o şekilde olsa. Şimdi kader burayı burada yaratmışsa, seni de başka memlekette yaratmışsa, senin gönlüne de buradaki sevdayı düşürmüşse demek ki gidip geleceksin. Öyle mi? Yani bir insan daha buralardan üşenmeye başlıyorsa, evim, ah o evim, ah o canım yatağım, ah o işim, ah kurban olduğum işim, o iş var ya o iş. Şimdi adam buralardan başlıyorsa yok, olmaz yani. Geçen biri diyor ki 5 ayda diyor arabayı diyor 60.000 kilometre, 70.000 kilometre, yok 100.000 kilometre. Ya mübarek adam, o iş için bu kadar yol yapıyorsun. Dünyanın kralı da olmamışsın hala. Değil mi? Yani eldeki avuçtaki de belli. Yani neden burası için acaba bu aynı gayret, aynı emek verilmiyor? Buradan yakalayabildiniz mi? Sorun baştan alayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy yatakta gelse olmaz mıydı? Haşa yani, biz anlayalım diye soruyorum. Neden 621 metre o kadar yukarıdaki Hira Sultanlığı'nda bu mesele yaşanıyor yani? Çok sırlı bir olay var. Bedel ödenmeden bu hakikatlere kimse ulaşamayacak. Öyle yattığım yerden, kalktığım yerden bu mesele olmayacak. Bakın Risale-i Nur'da bir cümle geçiyor. Melik'in atiyelerine ancak matiyeleri taşır diyor. Atiye hazine demek. Matiye de binek demek. Yani bir sultanın hazinelerine ancak ona layık binekler taşır. Nasıl bineklerdir onlar? İradeli, güçlü, kuvvetli. Allah Azze ve Celle'nin atiyelerini, yani esmalarını, o isimlerde payını büyütme olayını ancak o iradeyi eline alabilmiş insanlar taşıyabilecektir. Vermeden almak yok. Geçen birisiyle muhabbet ediyorduk da böyle, yani işte bazen anlatıyorum hani belki anlaşılır diye. Buradaki bazı işleri böyle yarım bıraktı, eksik bıraktı, bayağı da hatalı bıraktı. Bütün yine ihale kaldı, hizmete yazık oldu. Ben çok üzülüyorum böyle hizmet gariban gibi kaldığında. Ondan sonra ağız ucuyla da ya hocam dedi işte hakkını helal et, edersin değil mi falan. Vallahi bu işler böyle oluyorsa dedim sorun değil yani. Sen dedim evini ver, arabanı ver, birkaç dairem vardı onları ver, hakkını helal et. Ben de dedim sana karşılıksız hakkımı helal edeyim. Yani böyle mi oluyor bu işler? Bir şeyleri yap, ortaya bırak. Tamam, benim şahsi hakkım helal olsun. Ama bir de hizmetin hakkı yok mu? Üstad Hazretleri Risale-i Nur'da bir yerde diyor ki kendisi hakkını helal ediyor. Sonra diyor ki ama anladım ki Kur'an hakkını helal etmemiş. Nasıl anladın üstadım? Demek o adamın yaşantısında bir zikzak yaşanmış, oradan görüyor yani. O yüzden bunlar ince meseleler. Bu 621 metre olayını herkes anladı mı? Bedel ödemeden yok yani, bu işler yok. Bütün koşullar istediğim gibi olsun. Haşa, kusura bakmayın. O zaman sen Allah olursun. Öyle değil mi? Haşa, haşa, haşa. Yani böyle değil. Allah Azze ve Celle sana bir kader biçecek. Sen de onu ilim, iman cihetinde okumayı öğreneceksin. Ve daha sonra da kaderine razı olacaksın ki kalbin de rahat etsin. Öyle mi? Allah Allah. Bakın bu soruları sormamız lazım. Bu siyeri kendi hayatımıza vurarak anlamamız lazım. Yoksa hikayeden başka öteye gitmiyor bu meseleler. 621 metre. Ömrünün 5 yılı orada geçirmiş. Bazı rivayetlerde son 2 yılın 6 ayı orada geçti diye geçiyor. E bunun evi yok mu? Hatice annemiz yok mu o evde? Hatice annemiz eşi değil mi? O beklemiyor mu? Allah Allah. Şimdi hizmet var, bazen işler birikiyor üst üste. Zaten yapan adam sayısı belli. Bu kadar ders almış adam hala diyor ki ya benim evde yemek yemem lazım. Ya o yemek senin boğazından nasıl geçecek şimdi? Şunu da mı anlamıyorsun yani? Çok enteresan yani, bir türlü geçmiyor. Kursaktan geçmiyor. Öyle putlar kalmış ki kalpte. Bir türlü geçmiyor meseleler kursaktan. Süreçler böyle geçerken her şey bir Ramazan'da, bir pazartesi günü, bir Kadir gecesinde Nur Dağı'nın tepesindeki Hira mağarasında bir insan ile başlar. Ve Kadir gecesi, kader gecesi olur. İsa peygamberden bu yana suskun kalan semanın dili konuşmaya başlar. Ve Cibril Emin, Muhammedül Emin'e ilk vahyi getirecektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'i görünce şaşkına dönecektir tabii ki de, ilk karşılaşma. Cebrail Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sıkacaktır. Rivayetlerde şöyle geçiyor, kemikleri birbirine geçmiştir. Öyle sıkmış Cibril Emin. Efendimiz Aleyhisselam'ı sıkacaktır ve oku diyecektir. Efendimiz Aleyhisselam ne diyecektir? Mâne bikâri, ben okuma bilmem ki. Bir daha olacak, 3. defa tekrar olacak ve Cibril şunu diyecektir. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan, alak, asılıp tutulan, zigotun o hali var ya, asılıp tutulmak. Alaka da oradan gelmektedir. İnsan asılıp tutulduğun şeye hem alaka gösterir hem ondan beslenir. O insanı alaktan, asılıp tutulan zigottan yaratmıştır. Oku, kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Burada bir şey daha dikkat çekelim. Ya dışarıda böyle işte ilk söylenen mesele, ya Allah bile oku demiş falan. Hayır, oku demiyor. Ayet oku diye mi geldi? Alak suresinin 1. ayeti oku mu? Hayır. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Allah Azze ve Celle'ye hesaba katmadan yaptığın okumalar senin ancak cehaletini besliyor. Çünkü kainata yapılan bunca masraf Allah ile alakasını kurup yakalayabilesin diye yapılmış masraflardır. O yüzden bunu artık sonlandırsak hayırlı olacaktır. İlk ayet oku değildir. Yaratan Rabbinin adıyla okuma meselesidir. Burada bir ince mesele daha var. Dikkatinizi çekti mi acaba? Bir sünnet daha var burada. Yine bizlerin hayatından çıkmış bir sünnet. Belki de ilk sünnet. İlk sünnet şudur. Mâne bikâri. Ben okuma bilmem. Yani bilmiyorum. Değil mi? Bakın ilk sünnette neyin yeri var? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ya o kadar çok ilim öğreten bir mesele ki, insanı terakki ettiren bir mesele ki. Değil mi? Allah Allah. Şimdi şu hakikatleri şöyle çevirmeden bile İnsanlar özellikle nefsine fetva verecekken ne kadar da alim oluyorlar. Öyle değil mi? Halbuki orada bize düşen sünnet, bilmiyorum sünneti olması gerekirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hira Sultanlığından çıkacaktır. Mekke'de yürürken semadan sesler duyacaktır. Duyacağı sesler nedir? Esselamu aleyke ya Resulallah diye. Daha sonra da Cibril Emin'i asli suretinde görecektir. Bütün semayı doldurmuş suretinde. Cebrail'i asli suretinde bir kez daha görecektir. Nerede görecektir? Miraç'ta. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam Cebrail'i asli suretinde 2 kez görecek. Birincisi ilk vahiyden sonra mağaradan çıkınca, ikincisi Miraç hadisesinde. Daha sonra koşarak kime gidecek? Sığınacağı bir liman lazım ona. Sahili selamet olacak, fırtınaları sükunete erdirecek bir liman olan Hatice'sine gidecektir. Gider gitmez ona ne diyecektir? Zemmiluni, zemmiluni. Ört üstümü, ört üstümü. Hatice annemiz ya o nasıl bir insan? Direkt söyleneni yapacaktır. Başucunda duracaktır. Şuraya şimdi dikkat etmeniz lazım. Gözünü açacak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Korkuyorum ya Hatice diyecek. Ya şimdi yaşananlar normal bir olay mı? Vahiy meselesi normal bir olay mı? Ya Abdullah İbni Abbas ya Abdullah İbni Mesud diyor ki Ona vahiy geldiğinde diz dizeydik, dizimiz kopacaktı adeta diyor. Başka bir rivayette diyor ki çıngırağa benzer bir ses ile başlar diyor. Şimdi biz anlayalım diye öyle diyor. Biz onu tam idrak edemeyiz de. Bir gün kusvanın üstündeyken vahiy geliyor. Devenin, öyle bir devenin dizleri titriyor. Deve yere çöküyor. Şimdi bu vahiy meselesi kolay bir olay mı yani? Biz onu anlayamıyoruz, anlayamayacağız da. Ancak okuduklarımızı artık ne kadar yorumlayabilirsek. Böyle bir mesele. Korkuyorum ya Hatice deyince lütfen ifadelere dikkat edin. Korkma efendim, Allah seni zayi edecek değildir. Neden değildir? Lütfen şu Hatice annemizin söylediklerinin devamına bakın. Çünkü sen sözün doğrusunu konuşursun. Allah Allah. Konu nereye gitti bak. Çünkü sen yetimlere sahip çıkarsın. Çünkü sen emanete sadık davranırsın. Çünkü sen hakkın yanında olursun. Hepsi onun ahlakı mı? Hepsi onun ahlakı. Şimdi demek ki korkmamanın yolu neymiş biliyor musunuz? Peygamberin ahlakı ile ahlaklanmak. Başına bir olay geldiğinde ruhunda biraz korku hızlı bir şekilde ortaya çıkan insanlara bakın. Ve her seferinde de demek ki bunun fıtratı buymuş demeyin. O işin altında ahlak zafiyetleri olabilir. Hatice annemiz bu olaydan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk anda iman eden hanım olacaktır. Ya neden Hatice annemiz? Neden böyle bir şeref Hatice annemize geldi? Bir düşünebilir misiniz? Bakın. Ya da şu soruyu şöyle soralım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neden ilk ona sığındı? Gidecek başka yeri var mıydı Efendimiz Aleyhisselam'ın? Vardı. Hazreti Ebubekir'e gidebilirdi. Ebu Talib'e gidebilirdi. Annemden sonra annem dediği Hazreti Ali'nin annesi Fatma annemize gidebilirdi. Gidebilecek yerleri vardı. Neden onlara gitmedi de Hatice annemize gitti? Niye biliyor musunuz? Hatice annemiz ona bir gün bile senin dağda ne işin var demedi. Bakın bura çok önemli. Özellikle ablalarımız bizi çok iyi dinlemeli burada. Sen beni de artık ihmal ediyorsun demedi. Ne dedi biliyor musunuz? Bilakis Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanlış iş yapmaz dedi. Azık taşıdı ona. Biliyor muydun? Kaç yaşlarında azık taşıyor? 54-55 yaşlarında. Bakın bu arada dağın mesafesi Mekke'ye 6 kilometre. Biz 620 metreyi konuştuk. Bir de mesafesi var. Nedir? 6 kilometre. Oraya azık taşıyor. Bazen şimdi İcami Mescidi denilen yerde oturuyorlar. Orada geceliyorlar. Görebildiği kadar orada görüyor. Oraya neden İcabe Mescidi deniyor? Çünkü dualara icabet edilen yer olduğundan dolayı öyle deniyor. Bu kadar görebiliyor. Vahyi alır almaz neden Hatice annemize gittiğini anlıyorsunuz değil mi? Yani Hatice annemiz haşa şunu dese, tek başına mağaralara gidiyorsun olacağı budur değil mi? Ne işin vardı oralarda? Bunları demiyor değil mi? Haşa. Şimdi bazen erkeklerin başı sıkıştığında neden yoldaş olarak, bir derdini paylaşma olarak eşlerini seçmiyorlar? Sebebi biraz da bundan kaynaklı. Şimdi bütün ablalarımıza tabii ki de söylemiyoruz ama böyle bir zümre var. Şimdiki ablalarımız eşlerinin iman dersleri almasına bile tahammülü yok. Sebebi şu, Instagram'da bizim işte bilmem ne yaparken gördüğümüz yerler var ya, o kahvaltıya gitmemiz lazım. İşte onun önünde bizim kahve çekilmemiz lazım. Tam o dekorların önünde. Yani ben bunları yapmaya da yanlış anlamayın, bir şey demiyorum. Benim burada derdim öncelik sırası biliyorsunuz. Yoksa en güzelini yiyin, en güzelini giyinin, en güzelini için, gezin. Yani benim derdim yok. Ama İslam'dan sonra bunlar olduğunda bir anlamı var, bir kıymeti var. Yoksa boş, bomboş. Yoksa sen kendini de yakacaksın, adamı da yakacaksın. Bak Üstad Hazretleri bir yerde diyor ki, veil olsun o zevci ve zevceye ki. Veil ne demek ya? Yazıklar olsun demek. Veilin bir anlamı daha var biliyor musunuz? Cehennemde dağları eriten vadinin adı Veil Vadisi. Veil olsun o zevc ve zevceye ki birbirini ateşe atmakta yardım eder. Ne demek üstadım bu? Yani medeniyet fantazilerine birbirini teşvik eder. Toplum nereye? Biz de oraya. Hani Hazreti Ömer azlardan olalım diye dua ediyordu o sahabe efendimize bakarak. Hani azlardan olacaktık? Hani bazı kavuşmaları, hasretleri ahirete bırakacaktık? Ne oldu? Gece gündüz o zihin Instagram'ın bilmem ne mekanlarıyla dolunca ya onlar dünyada ahiret işlerini fazla yaptığından bazen zihni dinlendirmek için yapılacak alternatifler. Onlar asıl değil. Onlar amaç değil. Onlar oyalanma sebebi. Anlatabildim değil mi? Bazen insan bu meselelerle o kadar çok uğraşır ki. Ya şöyle bir zihni toparlayamaz. Bir zihni dağıtayım der. Ne yapar? Tutarsın el ele eşinle gider bir gömlek alırsın. Gider güzel bir yerde kahvaltı yaparsın. Gidersiniz artık Efendimiz Esma Ayşe annemiz gibi ata binersiniz, gezersiniz, bir gölün kenarında yürürsünüz. Ama sen bunlar olacak diye o adamın hakikat arayışını, bu yolculuğunu zaten doğru düzgün bulamamışız değil mi? Doğru düzgün. Değil mi? Yarım yamalak haldeyiz. Öyle miyiz? Öyleyiz. Sen burada da tutup inkıta uğratırsan, buna kesersen, buna engel olursan ondan sonra da Hatice annemizi dinle dinle ağla. Boşa ağlamış oluyorsun. Çözemiyoruz bir türlü. Çözemiyoruz. Gerçekten. İman meselesini çözemiyoruz. Adamın dikkati tesettürde. Onun altında iman var mı onu yakalayamıyor adam. Şimdi birçok maalesef abilerimizin tesettürlü kızlarının namazı yok. Ya adam şey yapamıyor yani. İdrak edemiyor. Ya çünkü tesettür olursa ne olur? Etraftan bir şey demezler. Namaz olmazsa namaz onunla Allah arasında. Şimdi yani bunlar yaktı bizi zaten. Belli başlı ibadetler var ama altında iman olmayınca meseleler buna dönüşüyor. Yani ben maalesef o kadar çok biliyorum ki bu medeniyet fantazilerini yakalamak için komşunun bilmem neyinden bizim de olmamız lazım diye bazı ablalarımız kocalarının, eşlerinin başının etini yediğini biliyorum. Zıttı da çok var. Abla iman dersine gitsin diye 40 takla atıyor. O da var. İmtihan işte. Ama burada erkek o imtihana düşmek hak mıdır? Hiçbir hakkı yoktur. Çünkü biz ona karı koca olmaktan önce Allah'a kul olduk. Bakın biz bunun cevabını birazdan Hazreti Ali'nin imanını okuyacağız. Orada cevabını alacağız. Bakalım öncelik sırası kime aitmiş? Neden Hatice'ye gittiğini anladınız mı? Haşa. Ne işin vardı dağda taşta? Haşa haşa. Var mı öyle bir şey? Beni çok ihmal ediyorsun. Var mı öyle bir şey? Ya Allah'a kulluk diye bir mesele var. Anlayamıyoruz ki. Anlayamadığından benle az ilgileniyorsun. Çiçek almadın, böcek almadın, onu yap. Ya ben de bunları yapmayın demiyorum. Yanlış anlamayın. En güzelini yapın ama sırası belli, sırası. Sırası. Yani şu mühim ehem sırasını oturttuktan sonra dünyanın da en güzeli sizlerin eline dönsün. Ben çok mutlu olurum. Ama kalbe girmesi haramdır. Öyle mi? Öyle. Yine Risale-i Üstad Hazretleri söylüyor değil mi o şerri şeriften? Kesben diyor dünyanın en güzelini yapabilir misin? Yapabilirsin. Ama kalben alakadar olmak haram. Allah Allah. Böyle meseleler. İbn-i Hişam'da geçen bir meseleyle devam ediyorum. Hatice annemiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı alıp nereye gidecek? Varaka bin Neffel'e gidecek. Bir rivayette önce kendisi gidiyor, daha sonra geliyor, ondan sonra Efendimiz Aleyhisselam'ı götürüyor. Dediğim gibi yani bu rivayetleri de söylesek hayırdır. Varaka kimdir? 80 yaş üstünde bir piri fanidir. Hatice annemizin amcaoğludur. Bir din alimidir. Kendisi İncil'i Süryanice'den Arapça'ya çevirmiştir. Biliyor musunuz? Böyle bir din alimi. Hristiyanlığa ilgi duyar, daha sonra onun içerisindeki çarpıklıkları görür, terk eder ve Hanif dini üzerine hayatına devam eder. Geçmiş vahiyleri çok iyi bilir. Bir şeyi daha çok iyi bilir. Neyi? Son gelecek elçiyle ilgili işaretleri, beşaretleri çok iyi bilir. Zaten daha öncesinde de birkaç kez bir şeylerin işaretini alıp Hatice annemizle paylaşmıştır. Efendimiz Aleyhisselam'ı alır, amcaoğlu Varaka bin Neffel'e alıp götürür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada anlatır. Başından geçenleri, olayları. Varaka o yaşında bir anda ayağa kalkar, Kuddüs, Kuddüs diye bağırır. Allah'ın bir adı değil mi? Nasıl mana gördüyse. Sonra devam eder. Sana gelen o melek, Musa'ya, İsa'ya gelendir. Sen son peygambersin. Allah Allah. Olaya bakın. Sonraki cümlesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sarsılacaktır. Ne diyor biliyor musun sonra? Ah o gün genç olsaydım, yanında olsaydım, kavmin seni süreceği gün seni yalnız bırakmasaydım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şaşırıyor. Ne demek yani? Kavminin seni sürmesi ne demek? 40 yaşına kadar Mekke'nin en sevilen insanı. Arasının kötü olduğu bir kişi bile yok. Ona Mekkelilerin kendisinin taktığı lakap Muhammedül Emin. Yani böyle bir insan Mekkelilerin eliyle sürülecek, zorla hicret etmek zorunda kalacak. Bu ne demek yani? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada hayret ediyor. Ama sonra da yolunun kaderinin bu olduğunu anlıyor. Hakikati kalbine almış insanlar karanlığı azaltan insanlardır. Karanlığın azalmasından kimler rahatsız olur? Yarasalar rahatsız olur. Daha sonra da ne yaparlar? O insanlara saldırıp üşüşmeye başlarlar. İleride de o yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bin bir tane ayak oyunu yapacaklardır. Ertesi gün yani hangi gün oluyor ertesi gün? Salı günü Cibril tekrar gelecek. Efendimiz Aleyhisselam'ı alacak. Nereye götürecek biliyor musunuz? Ebu Duhb Vadisi'ne götürecek. O vadiye götürecek. Topuğunu yere vuracak. Yerden su çıkacak. Neyi öğretecek orada? abdesti öğretecek, daha sonra 2 rekat namaz kıldıracak. Biz yıllar sonra abdesti Maide 6'da okuyacağız, Hicri 5'te okuyacağız. Ama o gün Cibril Emin, Muhammedül Emine aleyhissalatü vesselam bunu öğretecektir. Bu geçen süre içerisinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu hakikati insanlara nasıl anlatacağını düşünmektedir. Şimdi surelerin sıralanışında bir farklılık vardır. Ben bir rivayete göre devam ediyorum. Peygamberlik geldikten yaklaşık 40 gün sonra Müddessir suresi gelecektir. Ve orada da Allah azze ve celle emredecek. Ya eyyühel müddessir, kum feenzir. Ey örtüsüne bürenen, kalk ve uyar. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o gün kalkma emri gelecektir. Ve o günden sonra 23 yıl boyunca hiçbir zaman bizler gibi rahatını ön planda düşünmeyecektir. Ahval böyle. Peygamberlikle ilgili 1-2 hadis okuyaraktan bu konuyu sonlandıracağım. Tirmiz'de geçen bir hadis. Allah İbrahim oğullarından İsmail'i seçti. İsmail oğullarından Kinane oğullarını seçti. Kinane oğullarından Kureyş'i seçti. Kureyş'ten Haşim oğullarını seçti. Haşim oğullarından beni seçti diye söyleyecektir Efendimiz Aleyhisselam. Başka bir hadis daha söyleyeyim. Bir gün Meyser el-Fecir gelir Efendimiz Aleyhisselam'a sorar. Der ki ya Resulallah sen ne zaman nebi olarak yazıldın? Allah Allah. Bak şimdi. Efendimiz Aleyhisselam diyor. Küntü nebiyyen ve Adem'ü beyner ruhu vel cesedi. Adem daha ruh ile ceset arasındayken ben nebiydim. Yani Efendimiz Aleyhisselam peygamberliği Hazreti Adem'in de önünde midir? Evet, onun da önündedir. Daha Adem ruh ile ceset arasındayken ben nebiydim. Ya evet. Var mı problem? Yeni konumuza geçelim mi? İlk inen ayetlerin ve surelerin sıralaması. Kur'an'ı doğru anlamanın yolu şudur. 1. İndiği toplum nasıl bir toplummuş bunu anlaman lazım. Çünkü ayetler, meseleler, yaşananlar çok manalı meseleler. Bunun şartı da indiği toplumu iyi anlamak lazım. 2. Sonrasında da şimdiki topluma ne diyor? Burayı yakalamak lazım. Anlıyorsunuz değil mi? Yani hem geçmişi okuyacaksınız hem de şimdiki zamanı iyi bir şekilde okumak icap ediyor. Kur'an 6236 ayetten oluşmaktadır biliyorsunuz. Bu ayetlerin bazılarını farklı saydıklarından 6666 dedikleri de var. Biz bunu da baz alsak daha iyi olabilir. İlk 6 yılda inen ayet sayısı 3104 yaklaşık. İlk 6 yılda. Bu aslında neredeyse yarısı yapıyor değil mi? Ama Mekki sureler kısa olduğundan Kur'an'ın %20'si bu. Ya Mekki ayetler derinlemesine bir tevhid meselesini ele alır. Çünkü o dönemin Mekke zihniyetiyle uğraşmaktadır. Geçmiş derslerden, cahiliye derslerinden hatırlıyorsunuz değil mi Mekke zihniyeti nedir? Tam onlarla uğraşmaktadır. Mesela bir ufak örnek vereyim. Ebu Cehil nasıl bir insan? Akıllı mı aptal mı? Akıllı bir adam. Böyle akıllı bir adam Efendimiz Aleyhisselam dediğinde "Kulü la ilahe illallah tufluhu." Gelip tamam ben sana da inandım, Allah'a da inandım deyip kurtulabilir miydi? Niye yapmamış? Bak bunu yapsa nifak da atardı. Fitne de düşerdi. Öyle olmaz mıydı? Yani bu kadar akıllı bir adam bunu niye hesaplayamamış? Çünkü tevhid bu kadar değil. O şimdi var. O zaman yok. Bir insan bu cümleleri söyledikten sonra bedel ödemek zorunda. Anlıyor musunuz olayı? Yoksa 2 cümle söyler, kurtulurdu. Öyle değil mi? Kendisine en azalı müşrik deniyor. Söylerdi. İçeriden de fitneyi, nifakları verirdi. O şimdinin özellikleri. O zaman o yok. O zaman bu cümleyi söylemenin karşılığında bedel ödeniyor. Bedel ödendiğinden dolayı sadece söylediğim kenara çekildim meselesine Ebu Cehil gibi bir adam bile yanaşamıyor. Şimdi bu Mekki sureler bir zihniyetle uğraşmış dedik. Biraz daha anlatmaya çalıştık. Mekki sureler neyi anlatmış? Bunu söylemek istiyorum ama önce neyi anlatmadıklarını söyleyeceğim. Mekki sureler içkinin haram kılınışından bahsetmiyor. Faizden bahsetmiyor, kısasa ait hükümler yok, domuz eti, leş, kan bunlarla ilgili hükümler yok, hacca dair meseleler yok. Ezana dair meseleler yok, cuma namazı ile ilgili meseleler yok, nikaha dair meseleler yok, tesettüre dair meseleler yok. Bunların birçoğu ne zaman olacak? Medine döneminde olacak. Peki bu ayetler neden bahsediyor? Tevhidden bahsediyor, ahlaktan bahsediyor, namazdan bahsediyor. Dersin başındaki biraz şikayet ettik ya, o şimdi yerini buldu mu acaba? Hani dedik tesettürü var, namazı yok, niye altında imanı yok, öyle mi? Bak şimdi yerini buldu mu? Çözemiyoruz. Mekke dönemini çözmeden direkt Medine dönemini atlayacağız. Ben abdestsiz namaz kılıp babasını memnun etmeye çalışan insanlar tanıdım. Böyle çok kalabalık bir apartmanda, büyük aile apartmanda oturan, ders verdiğim çocuk sabah uyanıyor, musluk sesini açıyor, geri kapatıyor, daha sonra tekrar uyuyor. Ben bunları gördüm. O evde bazı ritüeller anlaşılıyor ki var ama ne yok acaba? İmana dair meseleler eksik olunca ya ne kadar acı şeyler oluyor değil mi? Bu da benim hacı oğlumdur, bütün ümidim buna bağlı denen çocukların işte gönderdikleri filanca yurt dışında, üniversitede kumar masasında fotoğraflarına denk geldiğim oldu. Kumar masasında. Yani şimdi beklenilenle yaşanan birbirinden çok fazla uzak değil mi acaba sizce? Ne eksik acaba burada? Ne eksik yani? Şirketin başına adam yetiştirme çabasından dolayı ümmetin içerisine bir kul yetiştirme meselesini atmışlar çöpe, atmışlar çöpe. Huzurlu da gitmiyorlar. Dünyada da huzurlu gitmiyorlar ama bir türlü burası yakalanmıyor. Neyi anlatıyor dedik Mekki sureler? Tevhidi anlatıyor dedik, ahlakı anlatıyor dedik ve namazı anlatıyor dedik. Ya bu namaz acayip bir şey değil mi? Bir mesele söylemek istiyorum size. Şimdi böyle geçen düşünüyordum da kafama dank etti. Bu namazın imandan hemen sonra olmazsa olmaz bir şey olduğu nasıl anladım biliyor musunuz? Şöyle düşündüm de. 4 mezhep birden bu namazla ilgili bir meseleyi o kadar ince düşünmüşler ki. 3'ü farklı bir hüküm vermiş, bir mezhep imamımız farklı bir hüküm vermiş. Neyi düşünmüşler biliyor musunuz? Bak, ince çizgiye bakar mısınız? Hükme takılmayın ama ince çizgiye bakın. Ya biz namaz kılmayana kafir diyelim mi demeyelim mi? Bak bunu düşünmüşler ya. Bir mezhep hariç diğerleri böyle bir şey yoktur demiş. Çünkü amel imanın parçası değildir demiş. Hangi mezhep diyordu bunu? Hanbeli mezhebi ise bu şekilde bir hükmü vardır. Şimdi ana konu burası değil, onu ulema daha iyi bilir. Ama namazı konuştukları çizgiye dikkat eder misiniz? Yani imanla küfrün arasındaki çizgi koysam bunun adı namaz meselesi ya. Bu kadar önemli bir mesele namaz meselesi ve Mekki surenin ilk ayetleri bunlardan bahsetmektedir. Bakın Müddessir suresinden size bir ayet okumak istiyorum. Ma selekekum fi sekar. Sizi cehenneme, sekara sokan nedir? Soruya bak, soruya bak. Kalu lem neku minel musallin. Dediler ki biz namaz kılanlardan değildik. Şimdi nasıl bir ayet? Müddessir suresine geçiyor yani. Nasıl bir ayet? Sizi cehenneme sokan nedir? Soru bu. Dediler ki biz namaz kılanlardan değildik. Allah Allah. Ya şimdi mesela sevdiğin insanları dışarıda görüyorsun. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyi falan. Nasıl gidiyor bu meseleler? Ya namaz falan yok hayatımızda da Allah'a inanıyoruz falan. Tam bir şeyler geçiyor ama namazın ince durduğu çizgiye bakınca insan üzülüyor. Kendine de üzülüyor yani. Senin kıldığın namazlar garanti namaz değil ki. Ya Allah alıp yüzümüze çarparsa inşallah öyle bir şey gerçekleşmez. Ama korkuyor insan yani. Bunun garantisi yok ki. Bunun tek garantisi ihlas. Onun da ölçeli yok elimizde. E şimdi insan kendisine korktuğu için zaten sevdiği insanlara da aynı korkuyu yaşıyor. Ya ah bu insanlar şurayı yakalayabilse, keşke şuralardan başlayabilse, değil mi? Namaz gibi bir şey hiç köşeye atılabilir mi? Hangi mesele namazdan önemli olabilir? İşte o yüzden modern cahiliyedeyiz, anlıyor musunuz? O dönem bazı yakalanamayanlar bu dönemde maalesef yakalanamıyor. İlk inen 34 ayetin sıralamasını vermek istiyorum. Bu sıralamaları başka bir kaynaktan araştırdığınızda farklı görebilir misiniz? Görebilirsiniz. Ben de araştırdım, farklı gördüm. Onlardan bir tanesini biraz zihnimiz açılsın diye aldım. Benim aldığım kaynağa göre ilk inen sure hangisi? Alak suresinin ilk 5 ayeti iniyor. Daha sonra Kalem suresinin ilk 7 ayeti iniyor. Daha sonra Müzzemmil suresinin ilk 8 ayeti iniyor. Daha sonra Müddessir suresinin ilk 7 ayeti iniyor. Daha sonra da Fatiha iniyor. Diğer inenler surelerin tamamı değildir. O yüzden İlk inen ayetler bunlar ama ilk inen sure Fatiha suresidir. Ama bu sıralamada yeri 5. sıradır. Şunu tekrar söyleyeyim belki lazım olur. Birçok sure birkaç inişte iner ama Fatiha suresi tek inişte inmiştir ve ilk inen sure Fatiha suresidir. Ama ilk inen ayet o değildir. Alak dedik ona. Tekrar küçük küçük bahsedeyim. Zihniniz açılsın. Bir Alak diyelim. Nerede geliyordu? Hira'da geliyor değil mi? Nur Dağı'nda, Hira mağarasında Cibril Emin, Muhammedül Emin Aleyhisselatü Vesselam gelecek ve bu ayetleri iletecektir. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yani asılıp tutulan bir zigottan yaratmıştır. Daha sonra Kalem suresi inecektir. Bir rivayete göre Hira Sultanlığından Hatice annemize doğru giderken orada da indiğini söyleyen rivayet vardır. Başka yerde indiğini söyleyen rivayet de vardır. Kalem suresinin 2. ayetini okuyayım size. Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin. Neden söylüyor bunu? Heh, değil mi? Şimdi Mekke toplumu böyle bir şeyle karşılaştığında atacakları iftira ne olacak? Mecnun. Mecnun demek cinlenmiş demek. Cinlenmiş demek de cinlerden bu adam haber getiriyor demek. Anladınız mı mecnun ifadesi ne demek? Mecnun, cinlenmiş. Yani bu adam cinlerden haber getiriyor. Yani ayet bunun tamamen önünü kesmek adına ne diyor? Sen Rabbinin nimetiyle mecnun, haşa, değilsin diye ifadede bulunuyor. Çünkü ileride güven kırmak için bu ifadeyi Allah Resulü Aleyhisselam'a çok fazla söyleyecekler ve bunların her birisinin önünü kesmektedir ayet. 3. sırada Müzzemmil var. Ey örtüsüne bürünen, kalk ve gecelerini imar et. Bir rivayete göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hira'dan Hatice annemize gitti. Hatice annemize ne demişti? Zemmiluni, zemmiluni dedi ve ondan hemen sonra bu geldi diye de bir rivayet vardır. Hayır öyle değil, başka sırası var diyen rivayette vardır. Onları da söylemek istedim. Şimdi burada gecelerini imar et diyor ayet. Farkında mısınız? Yani demek ki bir insan gecelerini ihya etmeden gündüzüne enerji bulması mümkün değil. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a farz olan bir ibadete dönüşecek bu. Nedir o? Teheccüd namazı. Allah Allah. Teheccüdü olmayanın tecehhüdü de olmuyor demiştik. Hatırlar mısınız? Yani gayret için insanın gecelerini inşa etmesi şart bir mesele. Zira eskiler şöyle demiş. Ruhbanul leyl fursanun nehar. Yani gecenin ruhbanı gündüzün mücahidi demiş. Bir insanın gündüz mücahit gibi gayrette bulunabilmesi için geceleri ruhban gibi ibadet etmeli. Demek ki biz buradan onu anlıyoruz. 4'e geçiyorum. 4. inen suremiz neydi hatırlıyor musunuz? Müddessir suresiydi. Onunla ilgili gerekli bilgileri de verdim. İlk 2 ayetini hatırlatayım tekrar. Ya eyyuhel müddessir kum feenzir. Ey bürünüp sarınan, örtüsünü örtünen, kalk ve insanları uyar. Devam ediyor. Sadece Rabbini büyük tanı. Allah Allah. Elbiseni temiz tut. Kötü şeyleri terk et. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Bakın Kur'an'ın emirlerine bakın. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Daha sabre ilk günlerden demek ki ayetler Efendimiz Aleyhisselam'a aşılamışlar. 5. sırada ne var? 5. sırada da Fatiha var. Fatiha sure olarak inen ilk sure diye ifade etmiştik. Daha sonra fetreti vahiy yaşanacak. Ne demek o? Bir dönem vahiy kesilecek. Bir rivayette 15 gün diyor, bir rivayette 3 ay diyor, bir rivayette 2 yıl diyor. Ama herhalde o kadar uzun olmama ihtimali yüksek. Yani ortalama 2-3 ay kadar vahiy kesilecektir. O döneme fetreti vahiy denilecektir. Mekke'de dedikodular başlayacaktır. Dedikoduları çıkaranlardan başı da Ümmü Cemil. Kim oluyordu Ümmü Cemil? Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil. Ne oldu? Rabbin vardı seni terk mi etti? Yoksa seni yalnız mı bıraktı? Seni böyle Rabbin bir başına mı bıraktı diye Ümmü Cemil denilen Ebu Leheb'in karısı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bu şekilde üzmeye çalışacaktır. Daha sonra da hem Duha suresi hem de peşinden İnşirah suresi Efendimiz Aleyhisselam'a gelecektir. Rabbin seni terk etmedi, seni unutmadı, sana darılmadı da. Allah Allah. O şekilde bahsedecektir. Ne büyük bir mutluluk değil mi Efendimiz Aleyhisselam için? Yani biz şimdi vahiy meselesini anlayamadığımızdan tam kalbimize işlenmiyor. Yani vahiy ne ki? Vahiysiz kalmak nedir? Bizde bunun karşılığı var mı? Yok. Şimdi mesela çocuk nedir? Çocuksuz kalmak nedir? Bunun karşılığı var mı bizde? Var. Kol nedir? Kolsuz kalmak nedir? Var mı karşılığı? Var. Yemek nedir? Yemeksiz kalmak nedir? Karşılığı var mı? Var. Ama vahiy nedir? Vahiysiz kalmak nedir? Bizde bunun karşılığı mevcut değil. Ancak kalben ilhama fazla mazhar olanlar bir parça ucundan belki bu meseleyi yakalayabilecek insanlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a teselli ile birlikte gelen Duha suresinde 4. ayette bizlere de yol haritası olacak inanılmaz bir mesele bahsediliyor. Ne diyordu hatırlıyor musunuz 4. ayette? Söyle. Ya... Velel ahiretu hayrun leke minel ula. Ne diyor? Şüphesiz senin için sonrası yani ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Tam hayatı o hayat değil mi? Yani istese dünyayı defalarca elde edebilir miydi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Edebilirdi değil mi? Ama yöneldiği şeyler o olmamış. Kalben dünyaya yönelenlere de ikaz etmiş. Sizden öncekileri batırdığı gibi sizi de batıracaktır bu dünya diye. Bunu bir insan ahirette anladığında hiçbir işine yaramayacak. Derin tefekkürlerle bunu ancak bu dünyada yakalayanlar kurtuluşa erenler olacaktır. Kur'an'ın son inen ayeti Maide 3'tür. Kur'an'ın son inen suresi Nasır suresidir. Başlık 13 emir diyelim. Şimdi ilk inen ayetleri baktığımızda orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 13 tane emir verildiğini görüyoruz. Aslında bu emirler bizim üstümüze almamız gereken emirlerdir. Çünkü bu emirler bir insanı yetiştiren ana emirlerdir. Bakın şimdi emirler neymiş? Oku, kalk, değil mi? İkra dedi, kum dedi, yaz, üktüp dedi, uyar, tekrar kalk, yücelt, düşünerek oku, temizle, hatırla, uzaklaş, yönel, verdiğini çok görme ve sabret emri Kur'an'ın insan yetiştirmedeki 13 emridir diyerekten bu bölümü de bitirdim. Başlığımız ilk iman edenler. 13 yıl boyunca insanlara tebliğ edeceksin ve toplam tebliğ 250 kişiye alışacak Mekke'de. Ve bunların tamamı da Mekkeli mi? Hayır, Ebu Zer Efendimiz gibi Mekke dışında olanlar da var. 13 yıl. Hayal edebilir misiniz? İnsanlara yetişmek için bir şeyler anlatma çabasında olanlar bunu anlayacaktır. Aman canım ben niye anlatayım bu adama diyenler yine buradan hiçbir nasip alamadan kalkacaktır. 13 yıl insanların peşinden koşacaksınız ve sadece 250 tane insana ulaşacaksınız. Allah Allah. Şimdi mesela bizim bazı yaptığımız sadece konferansları düşünün, değil mi? Ya niceleri kapıda kalıyor, içeri giremiyor ama o dönemin mücadelesini düşünün bir de. 13 yıl uğraşacaksınız, değil mi? Acaba biz olsak ne yapardık? Ne yapardık yani? Gerçekten Allah için öyle yürüyebilir miydik? Nasıl bir samimiyet? Demek ihlas bu demek ki. O dönemler ilkleri oluşturan insanlar, mesela Talha bin Übeydullah ve Hazreti Ebubekir gibiler, birbirlerine iplerle bağlanarak bir odaya hapsedilmiş insanlar olmuşlar. Hazreti Ebubekir gibi Mekke'nin statüsü yüksek bir insanı, ticarette yüksek bir insanı, her dediği söz geçen hüküm gibi olan bir insanı oradan ne hallere düşüyor? Neden bunu yapıyor? Sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inanıp arkasında gittiği için. Ve gün gelecek yaşadığı şehri terk etmek zorunda kalacak. Bir insanın Mekke'de statüsü varken bunları yaşaması, haydi bakalım samimiyet testine sokalım mı kendimizi? Hadi bakalım. Haydi. Kim şimdiki kıytırık makamını bırakır da Allah bunu daha çok istiyor deyip şöyle elini tersiyle iter. Hadi buyurun. Yani böyle sesli cevap vermeyelim. Bu zaten sesli cevap verecek bir şey değil. Tefekkür edelim diye bunu söylüyorum. Hadi bakalım. Hangimiz bunu yapabilirdik ama samimiyet buymuş, hakikat buymuş yani. Nasıl sözleri geçiyor o dönemde? Bir de o dönemlerde mesela şimdi bir insanın sözü geçmiyor diyelim dünya toplumunda. Geçer bilgisayar oynar, telefonu eline alır, yıllarını öyle geçirir. O dönemde böyle ahval de yok. Çok kısıtlı imkanların olduğu bir toplumda o imkanların tamamına sözü geçen bazı insanlar var ortada. Ve bu insanlar gün geliyor sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından gittiğinden dolayı Mekke'deki en üst statülerinin hepsinden yoksun kalıyorlar. Gün geliyor evlerini, evlatlarını terk etmek zorunda kalıyorlar. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Ben şimdi işten bir saat erken gelemem insanlar. Buyurun kıyaslayın hadi bakalım. Hadi. Şimdi bu mu hakikat bizim yaptığımız mı hakikat? Hangisi hakikat? Yani dava şimdi de aynı şekilde biraz öksüz değil mi sizce? Bak kaç ders işledik hepiniz dediniz ki evet modern cahiliye var. Böyle olduğunda topluma anlatacak insanların da sayısının artması gerekiyor. Böyle zamanlarda mesela bir olağanüstü hal zamanında artık toplumda herkes askerdir. Herkes bir neferdir. Herkese bir vazife düşmektedir. O vazifeden her dinleyene bir vazife düşmektedir. Hadi bakalım ne yapacaksın orada? Aman dünya işlerim otursun, şu işlerde olsun, ondan sonra Allah Azze ve Celle'ye hizmet ederim diyenlerin hiçbirisi muvaffak olamayacaktır. Görüyor musunuz hangi şartlarda bu işler yaşamış? Çünkü o dönem Müslüman olmak bedel ödemek demek. Şimdi ben Hazreti Ebubekir Efendimiz'e anlattım ya, o dönemin şartlarında köle Bilal olan Bilal-i Habeş Efendimiz bundan daha kolay bir imtihana maruz kalmadı. Çünkü bak bir kölelik düşün zihninde, bir köle düşün sahibinin iradesinin dışına çıkacak. Ne demek bu? Mümkün değil. Hangisi daha zor? Bak ben karar veremiyorum. Bir köle düşün. Hem de sahibi kim Bilal Efendimizin? Ümeyye bin Halef. Nasıl zalim gaddar bir adam. Bir köle düşün. Efendisinin iradesinin dışına çıkacak. Ve diyecek ki ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam peşinden gideceğim. Ya bu mu daha zor o mu? Yanın karar verilmiyor. Demek o dönem bir tevhid cümlesi söylemek bedel ödemek demekmiş o dönemler. Allah Allah. Görüyor musunuz? Şimdi birisi bir konuda bedel ödese, başka biri ona der ki uslu dursaydın da başına iş gelmeseydi. Öyle olur, öyle. Şu an böyle, ahval böyle yani. Yani adam zemnen sahabeye Efendimiz Aleyhisselam'a hakaret ediyor, adam onun farkında değil yani anladın mı? Yani haşa haşa bütün bedel ödeyenler, meğer ortalığı karıştırıp uslu durmayanlar diyor, haşa haşa. Bak bak konu nerelere gidiyor değil mi? Allah Allah, çok enteresan. İlginç bir bilgi vermem lazım, çok önemlidir. İlk iman edenler içerisinde kabile reisleri yoktur. Efendimiz Aleyhisselam'ın amcaları yoktur. Üstüne bir de amcası Ebu Leheb çektirmedik zulüm bırakmamıştır. O kabile reisleri ilk iman edenler içerisinde olmadığından dolayı nüfus zaten bu kadar dar ve az kalmıştır. Anlıyor musunuz olayı? Çünkü Mekke toplumu kabile toplumudur. Yani orada baş bir şey yapmadan tebaasının bir şey yapması ancak çok samimi bir kalpte oluşacak bir meseledir. Hazreti Ebubekir gibi, Bilal Efendimiz gibi ilahir, o sabıkun evvelun dediği Kur'an'ın o ilklerden olanlar gibi. Anlıyor musunuz olayı? Ne zahmetli olay değil mi? Allah Allah. Yani bir insanın yakınlarından destek görmemesi ne demek? Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın bulunduğu ahvali anlattım. Kabile reisleri destek vermedi. Amcaları destek vermedi. Üstüne amcası Ebu Leheb köstek oldu. Onu 1-2 ders sonra çok detaylı işleyeceğiz. Ümmü Cemil ile Ebu Leheb'i detaylı işleyeceğiz. Ya şimdi ne demek bu? Düşünebiliyor musunuz? Hiç size destek veren kimse yok. Yolda yalnızsınız. Her denk gelen diyor ki, haşa yani, anlayalım diye diyorum. Ya bırak bu işleri. Derine dalma. O işleri bırak. Şu güçleri bırak. Düşünebiliyor musunuz ya? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orada yaşadığı ahvali düşünebiliyor musunuz? Herkes sana karşı çıkıyor ve tek başına kalmışsın. Ben bunu bir parça ufak çaplı yaşadım. Yani bu işlere başladığım çocukluk dönemimde uzun süreler, özellikle ilk 12-13 yıl boyunca çok fazla destek göremedim. Yer yer zıttını belki biraz daha fazla gördüm. O yüzden böyle bir parça kalbimde bir ukde meseledir bu mesele. Yani bir yola inanıp çıkıyorsun ve etrafındakilerin hiçbirisi sana inanmıyor. İnanmayı da bırak, bir de köstek olma gayretinde bulunuyor. Ben bunu bir parça böyle bir 12-13 yıl kadar ufak çaplı yaşadığımdan dolayı, ya ne kadar zor bir durum, ne kadar ya. Ama ne kadar da güzel bir durum. Bir insanın sığınacak kimsesi kalmadığında, o adam Allah Azze ve Celle'ye yürümeye devam ederse, ortaya çıkacak tek şey ne oluyor biliyor musunuz? Yalnız seni istiyorum ya Rab. Yani şu referanstan dolayı bu yolda yürümüyorum. Şu tattan dolayı bu yolda yürümüyorum. Şu lezzetten dolayı bu yolda yürümüyorum. Sadece o kabrin dehşetli gününden korkuyorum ve sana sığınıyorum ya Rab diye bir şey çıkma ihtimali olabilir. Böyle de bir durum. Evet. O dönem ilk iman edenlere birincilikleri vermişler. Birinciliği 4 kişi paylaşıyor ilk iman edenler içerisinde. Onları tek tek söyleyeyim. Yani daha fazla kişiyi taltif edebilmek için o birinciliği de fazla kişiye vermişler. Ne kadar da güzel bir yorum yapmışlar. Kadınlardan Hatice annemize vermişler o birinciliği. İlk iman eden kadın. Kaç yaşında o zaman? 55 yaşında. Erkeklerden Hazreti Ebubekir kaç yaşında o zaman? 38 yaşında. Çocuklardan Hazreti Ali kaç yaşında o zaman? 10 yaşında. Kölelerden Zeyd bin Harise o zaman kaç yaşında? 16 yaşında. Bazı alimler Varaka bin Neffel'i de ilklerden sayar. Ama daha davet başlamadan önce vefat ettiğinden dolayı çok fazla kaynaklarda geçmez. O bilgiyi de verelim. Bu isimleri biraz konuşalım. Hatice annemiz. Hatice annemiz onu bu yolda ilk taklit edendir. Ve taklit etmeye namazda da devam edecektir. Arkasında namaz kılanlardan birisi de Hatice annemiz olacaktır. Hatice annemizle ilgili diğer derslerde çok detaylı bilgi verdiğimden bu kadarla iktifa edelim. İkincisi Hazreti Ali. Acaba Hazreti Ali'nin imanı nasıl olmuş? Onu böyle biraz anlatmam lazım. Çok enteresan bir mesele. Çok çarpıcı bir olay var Hazreti Ali Efendimiz'in imanında. 10 yaşlarında Hazreti Ali nerede kalıyor o zamanlar? Efendimiz Aleyhisselam'ın evinde kalıyor. Neden? Daha Ali 5 yaşındayken gidiyor amcasından, amca senin durumun iyi değil, biz bunu alalım bakalım diyor. Hazreti Ali Efendimiz Aleyhisselam alacak, Cafer'i de Hazreti Abbas alacak, onlar bakacak. Yani 5 yıldır aynı evde. Şimdi ben az önce dedim ki bakın o evde Efendimiz Aleyhisselam namaz kılmış. Arkasında da Hatice annemiz namaz kılmış dedim. Kim izliyor bunu? Ya Hazreti Ali böyle izliyor. En son gelip diyor ki ya Resulallah siz ne yapıyorsunuz diyor. Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor ona. Sonra Hazreti Ali diyor ki ben bunu düşüneyim bir babama sorayım diyor. Yolda babasına sormaya giderken Allah beni yaratırken babama mı sordu ki ben kulluk için şimdi babama sorayım diyor. Cümleyi gördünüz mü? Allah beni yaratırken babama mı sordu ki ben Allah'a kulluk için şimdi babama soracağım. Nasıl cümle? Sıralama oturdu mu? Kimin rızası? Kim yaratmış? İlk kişinin bürüneceği sıfat öğretmen değil, koca değil, baba değil, karı değil, kulluk sıfatı. Bu olmadıktan sonra kurtuluş yok. Nasıl olay ama? Bak 10 yaşında. Hazreti Ali Efendimiz ilmin kapısı ne demek yani? 10 yaşında. Tam bunu söylüyor. Ya Resulallah ben bunu düşüneyim diyor. Namazı görüyor, etkileniyor, soruyor. Düşüneyim diyor, gidiyor. Tam babama sorayım derken Allah beni yaratırken babama sordu ki ben Allah'a kulluk için babama sorayım diyor. Geri dönüyor. Ya Resulallah bir de anlatır mısın diyor. Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor. Ondan sonra Hazreti Ali iman ediyor ve peşi sıra namaz kılanlardan birisi de Hazreti Ali oluyor. Peygamberliğin ilk günleri 2 rekat sabah namazı var. 2 rekatta akşam namazı var. Daha sonra gece namazları eklenecek. Miraç'tan sonra da 5 vakit namaz eklenecek. Oturuyor değil mi zihne? Cahiliyede namaz var mı? Var. Aslında namaz biliniyor. Geçmişten beri var. Ama cahiliyenin kıldığı namaz çok güzel. Secde yok. Secde olmadan farklı farklı hareketler yapıyorlar. O dönemin şartlarında ve ona namaz diyorlar. O dönemin müşriklerinin namazla ilgili en çok dalga geçtiği olay ne biliyor musunuz? Secde olayı. Bakın ben buna çok küçükken, çocukken bir olayda şahit oldum. Ya ilkokulun sonları ya ortaokul. Yanımda bir arkadaşım var. Onunla birlikte namaza gideceğiz ama bir arkadaşımızın babasının dükkanındayız. Onlar da böyle bu meselelere çok sıcak insanlar değiller. Tam namaza gideceğiz. Nereye gidiyorsunuz dedi. Biz de dedik ki amca biz namaza gideceğiz. Namaz kılacağız dedik. Ya ilkokulun sonları ya ortaokul. Ortaokul olması lazım. Çok üzücü laflar söyledi. Yani böyle dombalak atmaya mı dedi, ona emsal bazı ifadeler kullandı. Böyle çok üzücü cümleler söyledi. Sonra siyer okurken öğrendim ki tam o secde gibi ritüellerle dalga geçenler müşriklerin ta kendisiymiş. Görüyor musunuz olayı? Bak. Ya hiçbir değişmez o zamandan bu zamana yapı ya. Zihniyet hiçbir değişmez ya. Bir çocuk yaşta zaten namaza tutunmaya çalışırken böyle bir şeyi büyük gördüğünüz birinden duyduğunuzda bu bir travma oluyor. O yüzden Allah bu toplumun zihniyetini değiştirsin ama öncelikle insani cihette. Saygı nedir? Sevgi nedir? Öyle değil mi? İnsanlara saygı duyma. Yani bu şekilde İslam'la dalga geçen insanların birçoğuyla masaya oturun. En hümanist onlar, en saygılı onlar, en merhametli onlar. Ama zerre kadar İslam'a dahi tahammülleri yok. Bu nasıl bir geniş gönül? Ben onu bir türlü çözemiyorum. Çocukken bile çözemedim. Ya o dönemlerde de cahiliye içerisinde namaza benzer bir şey var. Ama onların amelleri içerisinde secde meselesi mevcut değildir. O yüzden de öyle namazla çok dalga geçerler. Hatta bazı yorumlara göre feveylül lil musallin, veil olsun o namaz kılanlara ifadesi Ebu Cehil için söylenmiştir diye geçmektedir. Çünkü dediğim gibi namaza benzer bir şey yapıyorlar. Böyle bir yorum var. Onu da ifade edeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye diyecek ki sen evdekilere bu durumu anlatma. Çünkü henüz ortam bu işleri duymaya müsait değil. Hazreti Ali Efendimiz eve gelecek ama anlatmasına gerek var mı? Gerek yok. Annesi Fatma hemen durumu fark edecek. Niye? İman böyle bir şey. İman bir bünyeye girdiği anda kendisini fark ettirir. Eğer fark ettirmiyorsa o imanda bir problem var demektir. O adamın duruşu değişir, bakışı değişir, algısı değişir, konuşmaları değişir, ahlakı değişir. Hazreti Ali Efendimiz'de de bu değişiklikler olduğundan dolayı Fatma annemiz bunu fark eder. Babası Ebu Talib'e durumu anlatır. Ya bey böyle böyle çocukta farklı bir durum var diye Ebu Talib Hazreti Ali'yi takip edecektir. Bir bakacak ki Efendimiz Aleyhisselam, Hazreti Hatice ve Hazreti Ali ne yapıyorlar? Namaz kılıyorlar. Daha sonra gidecek ey Ali bu nedir diye hem Hazreti Ali anlatacak hem de Efendimiz Aleyhisselam amcasına fırsat bulmuş anlatacak. Daha sonra amcası şu cevabı verecek. Yeğenim söylediklerin doğru. Kime diyor? Efendimiz Aleyhisselam'a. Eğer ben Kureyşlilerden kınanmaktan korkmasaydım ben de seni tasdik ederdim. Sen yoluna devam et, beni arkanda destekçi bulacaksın. Çok ilginç mesele değil mi? Hem destekçi oluyor, hem oğlunu infak ediyor, hem de kendisi o noktaya bir türlü eğilmiyor. Aradan biraz vakit geçtikten sonra oğlu Cafer, Hazreti Ali'nin büyüğü değil mi? Oğlu Cafer de iman edecektir. Ebu Talib ona ne diyecek biliyor musunuz? Koş, Ali sağında, sen de solunda namaza dur, o sizi kötülüğe götürmez. Hidayet çok ilginç bir mesele değil mi? Çok sırlı bir mesele yani. Bir insan düşünün, kendisini feda edecek, 2 çocuğunu infak edecek ama o halkaya kendisi katılmayacak. Ne enteresan bir mesele. Hazreti Ali Efendimizin imanı meselesi yeterli. Çünkü onu diğer derslerde daha detaylı anlattık. İlk iman edenlerden bir diğerine, Zeyd bin Harise'yi konuşalım. Şimdi eskiden kabileler başka kabilelere baskın yapıyorlar. Baskınlarda elene geçerse her birisini alıyorlar. Bu bir geçim kaynağı. O dönemin geçim kaynağı. Baskın yapıyor, ne var ne yok alıyor. Hele hele küçük çocuk olursa küçük çocuk köle olarak satılmak için çok kıymetli. Niye? Çünkü bir kabile küçük çocuğu alıp yetiştirmeye başlarsa kendi ailesinin ferdi gibi istediğini yaptırabilir, anladınız mı? Ama 40 yaşında bir köleyi alsa bunu yaptıramaz. Zeyd'le annesi dedelerine gidiyor. Dedelerinin kabilesinde. Kabileye baskın yapıyorlar, Zeyd'i alıyorlar, kaçırıyorlar. Normalde bunları fidye karşılığında geri verirler çocukları. Ama Zeyd'i vermiyorlar. Niye? Çünkü kaçıran kabile Zeyd'in dedesiyle düşmanlar. Zıtlaşmışlar. Nereye getirip satacak Zeyd'i? Mekke'de nereye? Hangi panayla? Suku Ukas. Ukas panayına getirecek. Zeyd'i orada satacak. Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam Zeyd'i 400 dirheme alacaktır. İbn-i Sad'da geçen rivayet. Daha sonra düğünün ilk haftasında bunu onlara düğün hediyesi olarak verecektir. Bu esnada daha 8 yaşında Zeyd. Efendimiz Aleyhisselam'a ve Hatice annemize düğün hediyesi olarak geçmiştir. Ta Mute'de şehit olana kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından da ayrılmayacaktır. Bununla ilgili bir vaka anlatmam lazım. Şimdi Zeyd'in babası Zeyd'e çok düşkün. Dedelerinin olduğu yere baskın yapılmış. Biliyor mu bunu babası? Biliyor. Almışlar, götürmüşler, köle statüsünde satacaklar. Hepsini biliyor. Oğlunun arkasından şiirler okuyor babası. Babası bu arada Kelp kabilesinden. Okuduğu şiirlerden birisini okuyalım. Zeyd'e ağlayıp dururum. Acaba sağ mı ölümü yavrum? Onun sağ olmasını umuyorum. Acaba ecel mi onu benden aldı bilmiyorum. Ey oğul! Bilmem sana dağlar mı ovalar mı kıydı? Ah ne olacaktı? Senin döneceğine umudum olsaydı vuslatın bayram olurdu. Bir gün babasının kabilesi olan Kelp kabilesi Mekke'ye ticarete geliyor. Ticarete geldiğinde kimi görecekler? Zeyd'i görüyorlar. Hemen dönüp babasına haber veriyorlar. Babası yanına parasını almış koşa koşa Zeyd'i bulmaya Mekke'ye gelecek. Efendimiz Aleyhisselam'ı bulacak, diyecek ki sen bu paraları al, bana oğlumu geri ver. Efendimiz Aleyhisselam Zeyd'i çağıracak. Diyecek ki ey Zeyd, ister beni tercih et yanımda kal, ister onları tercih et git diyecek. Zeyd diyecek ki yemin ederim sana kimseyi tercih etmem diyecek. Babası da diyecek ki demek köleliği hürriyete, Muhammed'e, ailene tercih ediyorsun. Yani 12 yaşında, o dönemler 12 yaşında olan Zeyd Efendimiz elinden tutacak. Hicri İsmail'e varacak. Daha sonra sizler şahit olun, Zeyd benim oğlum, Zeyd bin Muhammed, ben ona varisim, o da bana varis diyecek. Şimdi burada çok ilginç mesele var. Nedir o ilginç mesele? Daha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber değil. Onu peygamberlikten önce gören gözler bile ondan vazgeçememiş. Küçücük yaşta bir çocuğu anne babasından daha tatlı ne gelebilir? Mümkün değil, değil mi? Küçücük yaşlarda Zeyd daha nübüvvet dahi gelmemiş, daha Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliği ilan edilmemişken onu gören gözler başka hiçbir gözü, hem de anne baba dahil olmak üzere, tercih etmiyor. Ne enteresan bir sevda, ne ilginç bir muhabbet. Evet. Son örneğimiz, buyurun. Hazreti Ebubekir, ilk iman edenlerden Hazreti Ebubekir'in imanını konuşalım. Şimdi bununla ilgili birkaç rivayet var. Yine ondan Belazuri'de geçen bir rivayeti sizlere anlatayım. Hakim bin Hizam kimdi? Hatice annemizin yeğeni. Başka bir rivayette amcaoğlu. İlahir onlardan birisi. Hazreti Ebubekir Hakim'le birlikte Yemen'de ticarete gitmiş. Peygamberliğin ilk günleri daha. İkisi de ciddi tüccar değil mi? Yemen'e ticarete gitmişler. Tam ticaret esnasında birisi Hakim'in yanına geliyor. Diyor ki Hakim, senin akraban Hatice var ya, hem putları inkar ediyormuş, hem de Muhammed'in getirdiğine iman ediyormuş Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi Hakim buna şaşırıyor ama daha çok şaşıran biri var. Kim? Hazreti Ebubekir. Ne oldu diyor yani, konu nedir diye. Bunu duyar duymaz ticareti yarım bırakıyor. Mekke'ye evine gidiyor. Mekke'ye evine varınca arkadaşları geliyor. Diyorlar ki arkadaşım böyle diyor. Çünkü Hazreti Ebubekir ile Efendimiz Aleyhisselam çok samimiler. Arkadaşım böyle diyor, sen akıllı adamsın ne diyor deyince Hazreti Ebubekir onlara diyecek ki ben gidip konuşayım diyecek. Daha gidip adım atar atmaz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cümleleri henüz bitmeden ona iman edecek. Hazreti Ebubekir'in imanı kendisi, ayak izleri, sözleri, gözleri, tarihte emsali olmayacak bir insan o insan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun imanı için ne diyecek biliyor musunuz? Allah Allah! Kime peygamberliğimi arz ettimse bir an düşündü, ama Ebubekir düşünmedi. Nasıl bir sadakat, nasıl bir iman, nasıl bir güzellik. Burada çok şaşılacak bir durum daha var. Efendimiz Aleyhisselam'la Hazreti Ebubekir'in dostluğu kaç yıl? 20 yıllık dostlukları var. Hilful Fudul'dan baz alalım. Şimdi ikisinin şöyle bir ahvalini sizlere anlatayım. Hazreti Ebubekir okuma yazma biliyor mu? Biliyor. Yine Belazuri'ye göre Mekke'de okuma yazma bilen 16-17 kişiden birisi Hazreti Ebubekir. Efendimiz Aleyhisselam hem okuma bilmez hem yazma bilmez. Yani kendisi ümmidir Allah Resulü Aleyhisselam. Hazreti Ebubekir tüccardır, zengindir, sermaye sahibidir. Efendimiz Aleyhisselam'da bunlar yok. Ebubekir Darun Nedve'de eşraftır, yani diyet bedellerini belirleyen bir kurumdur ve 40 yaş altı alınan 3 kişiden birisidir. Efendimiz Aleyhisselam'da böyle bir durum yok. Şimdi zahire baktığınızda Hazreti Ebubekir nerede? Zahirde buralarda. Hazreti Ebubekir şairdir. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki okuma yazma dahi bilmiyor. Hazreti Ebubekir nesep alimidir. Mesela Hasan bin Sabit birisine şiir okuyacak. Çünkü o kişi Efendimiz Aleyhisselam'a hicvetmiş. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki git diyor Ebu Bekir'den diyor onun nesebini öğren diyor. Onun nesebinde bozukluk var mı diyor. Gidiyor nesebinden gerekli bilgileri okuyor. Adamı bir hicve diyor Hasan bin Sabit. Adam bir daha yılan yuvasından çıkamıyor tekrar. Öyle. Bunun kaynağı kim? Nesep alimi kim? Yine Hazreti Ebubekir. Şimdi yıllarca zahire baktığınızda Hazreti Ebubekir Efendimiz Aleyhisselam'ın önünde. Ama peygamberlik geldiği anda hemen arkasına geçiyor. Bakın işte makbul olan iman biraz budur. Bir insanda kabiliyetler olacak, duruş olacak, imkanlar olacak, 1001 kapısı açık olacak. Ama bu adam inandığı davada gelip sadakatli ve itaatli olacak. Tam bu mesele değil mi? Yoksa hani haşa minel huzur. Şöyle koyun gibi geleyim, boynumu da bükeyim nedense o değil yani. Mesela Üstad Hazretleri ile Zübeyir abinin ilişkisine bakar mısınız? Zübeyir abi nasıl? Diyorlar ki şöyle dursa dünyanın yörüngesini değiştirirdi. Öyle zekavetli, öyle iradeli, öyle kabiliyetli bir adam. Ama Üstad Hazretleri bir cümle dedikten sonra ne diyor? Sadak de. Başka bir cümle yok. Şimdi işte şu iman var ya şu iman. Kabiliyetin olacak, duruşun olacak, imkanların olacak. Ama bunları bir köşeye bırakacaksın. Ben Allah için diyeceksin. Ya bunun tadı var ya bunun tadı. Bunun tadı bir insanın hidayetine vesile olur. Öyle bir mesele bu yani. Allah Allah. Kendisi yıllarca zahirde Mekke toplumunda en önde olan insan Hazreti Ebubekir, peygamberlik geldikten sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın hemen arkasına geçiyor. Sen nasıl dersen öyle olsun ya Resulallah. Kime peygamberliği anlattıysan bir an düşündü ama Ebubekir düşünmedi. Nasıl bir insan? Akıl alır gibi değil, değil mi? Allah Allah. Hazreti Ebubekir o günden sonra birçok insanı huzura getirecektir. Huzura getirdiği insanlara ne diyeceğiz? Sabikun evvelun diyeceğiz. Onların isimlerini teberrüken söyleyelim. Hazreti Osman, Talha bin Übeydullah, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Af, Abdül Esed el-Mahsumi, Osman bin Mazum. Bunların hepsine vesile olan kim? Hazreti Ebubekir. Sonra Resulullah Aleyhisselam ona ne diyecek? Yavaş ey Ebubekir diyecek. Niye? Çünkü mesele henüz o kadar yayılmaya müsait bir zeminde değil. O yüzden ne diyor? Yavaş ya Ebubekir diyor. Yavaş. Şimdi değil. Daha onun vakti var diyecektir. Her gelen adam Mekke'de tartışma konusu olur. Şimdi bence siz cahiliye dönemini iyi anladınız. Doğru değil mi? Orası zihinde güzel kuruldu. Lütfen şurayı da düşünün. Vahiy ilk geldiğinde tepkileri kuvvetli değil. Mesela Musab bin Ümeyr'in annesi geliyor. Önce anlamaya çalışıyor. Oğlum ne yapıyorsun? O nedir diyor. Daha sonra kendisini açlık oruçlarına tutacak yani. Gelmezsen şöyle yaparım diyecek. Musab evlere kitleyecek. Yani bir anda mı oluyor bu? Bir anda olmuyor. Burayı da iyi anlayalım, olur mu? Vahiy yayıldığında tepkiler önce yüksek değil. Nedir, ne değildir? Kimileri şey diyor, aman geçer diyor. Çok önemsemiyorlar. Daha sonra iman edenler her kabilenin reislerinden değil ama gözde insanlarından. Anlaşılıyor mu? İman edenler her kabilenin reislerinden değil ama gözde insanlarından. İleriye yönelik yönetimde ümit vaat eden insanlardan. 40 yaş altı Darun Nedve'ye sokulan 3 kişi. Ebu Cehil, Hakim bin Hizam, Hazreti Ebubekir. Ya böyle bir insan yönetimde, yani bakanlık demek o zaman. O dönemin bakanlığında söz sahibi bir insan. Şimdi yavaş yavaş oranın güzel gönüllü insanı, buranın gözde bir insanı, şurada ticarette bütün geleceğimizi üstüne inşa edeceğimiz insanı, burada şiir cihetinde, şiir ne demekti? Medya patronu. Bakın o dönemin şairi, şimdi evliya gibi yani, öyle düşünün. Medya patronu. Şuranın şairi, şuranın bilmem neyi derken yavaş yavaş tepkiler artışa geçecek. İlk tepkileri sessizlik olacak. Daha sonra alaya almaya başlayacaklar. Hayal edin. Daha sonra teveccüh kırılmıyor. Bakıyorlar ki bu sefer düşmanlık ortaya çıkacak. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın itibarını sarsacak, yalanlar ortaya atacaklar. Şimdi öyle olmuyor mu? Hadi bir iş güzel gitsin. Değil mi? Çok affedersiniz, 2 tane çakkal tutuyorlar. Bir de gazeteci yazar bir şeyler böyle ekliyorlar yanına. Öyle mi? Biraz da mamalıyorlar oradan. Ondan sonra çıksın, elimde belgeler var, raporlar var, bir şeyler var. Toplumda her şeyin müşterisi var. Ya buna da müşteri çıkıyor ki bu adamlar çıkıyor yani. Ne kadar üzücü bir şey ya. Delikanlı der ki ben girerim tahkik ederim ya. Değil mi? Delikanlı o yani. Daha sonra da bakıyorlar ki bunlar da engellemiyor. Bu sefer fiili işkencelere dönecek. İlk gün fiili işkence dönüyor mu? Hayır. Bu şekilde toplumun en güzel insanları iman halkasına dahil oldukça onların da şiddetleri böyle artıyor. İşte o müşriklerin, kininin, öfkesinin biriktiği dönemlerin birisi. Biset'in 5. yılı. Biset, peygamberliğin girişinin 5. yılı, Habeşistan hicretinden hemen önce. Bize meseleyi Ayşe annemiz anlatacak. Neden? Ayşe annemiz Hazreti Ebubekir'in kızı değil mi? Ayşe annemiz diyor ki babam diyor arkadaşlarıyla Kabe'ye gitti ve Allah Azze ve Celle'yi anlatmaya başladı diyor. O arada bir tane adam çıkıyor ortaya. Daha önceden hazırlık yapmış. Kim biliyor musunuz? Utbe bin Ebi Muayt. Bu adamı hatırladınız mı? Efendimiz Aleyhisselam'ın üstüne deve işkembesi koyacak adam bu. Olayı görüyor musun? Deve işkembesi. Bu Utbe bin Ebu Muayt daha önceden hazırladığı çivili ayakkabılarla bir anda bir ortalığı karıştırıyorlar. Hazreti Ebubekir Efendimiz'i yakalıyor. Bayılana kadar, kendinden geçene kadar çivili ayakkabılarla kafasını eziyor. Kabe'nin önünde bir arbede yaşanınca en son öldü diye bırakıyorlar. Bakın, bayıldı diye değil, öldü diye bırakıyorlar. Bak şimdi adam bir tane ticaretimi kaçırırım diye iman dersi kaçırıyor. Ya nereden nereye geldi bu konu ya? Mekke'nin en soylu insanı. Yani İslam neden bugün bütün gönüllere hakim? Bunun sebebini anlıyor musun? Bak bunun sebebi o insanların hayatı. Amelinizde rıza ilahi olma diyor Üstad Hazretleri. O amel ne demek? Bunu anlıyor musun? Tam bu demek yani. Ya onların namı var. Atları var, ticaretleri var. İdare ettikleri nice meseleler var. Yemen'e gidiyorlar, orada hürmet görüyorlar. Habeşistan'a gidiyorlar, orada hürmet görüyorlar. Bizans'a gidiyorlar, hürmet görüyorlar. Panayırlara gidiyorlar, hürmet görüyorlar. Bu insanlar bilmiyorlar mı yarın bir gün bunların isimleriyle ilgili bir şeyler olacaklar? Çok ilginç ya. Şimdi biri parasından korkar, parasından korkmayan hanımından korkar, hanımından korkmayan isminden korkar, isminden korkmayan rahatından korkar. Yani şimdi bunları da ben ayıplayıp kınama olarak demiyorum da bunlardan kurtulacak bir iman yolu bulmamız lazım. Onu bahsediyorum. Anlatabiliyor muyum? Allah Allah. İslam bu şekilde bütün gönüllere hakim olmuş. Ne enteresan mesele. Daha sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz'in kabilesi gelecektir, Teymoğulları. Onu alacaklar, eve götürecekler. Rivayetlerde geçiyor 24 saat komada kaldı diye. Yani 24 saat gözünü açmamış. 24 saat. Zaten bıraktıklarını da öldü diye bırakmışlar. Gözünü açtığı anda ne diyor biliyor musunuz? Aynen Resulullah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nerede? Akrabaları sinirleniyor. Seni biz kurtardık, biz başındayız. Hala sen onu sayıklıyorsun diyorlar. Çekip gidiyorlar yanından. Yanlarına kim geliyor? Ümmü Cemil geliyor. Hazreti Ebubekir bir türlü teskin olmuyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iyi mi diyor. Nerede diyor. Ama Hazreti Ebubekir'in annesi Ümmül Hayır da yanında ya. Ümmü Cemil ona güvenemediğinden Efendimiz Aleyhisselam buradadır, iyidir diye söylemiyor. Daha sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz itminan veriyor. Sorun yok, güvenilir diye anlattıktan sonra diyor ki o Darül Erkam'dadır, iyidir diyor. Bir gece vakti alıyorlar. Annesi de dahil, Ümmü Cemil de dahil. Hazreti Ebubekir'i Darül Erkam'a götürüyorlar. Efendimiz Aleyhisselam görünce ona başlıyor, sarılıyor, yüzündeki kan lekelerini siliyor, ağlamaya başlıyor. Ya Resulallah diyor, ne var kapının dışındaki anneme dua etsen. Ümmü Hayır dışarıda ya. Elini kaldırıp daha indirmeden annesi içeri gidip imanını müjdeliyor. Allah Allah, Allah Allah, ne meseleler ya. Cık cık cık. Çok enteresan. Sahabeyi bu hale getiren özellikler neydi acaba? 3 tane özellik var. Birisi teslimiyeti taamme. Ne demek biliyor musunuz? Acaba dememişler, ne olur dememişler. Sadece bildikleri doğru yola adım adım gitmişler. Teveccühü taamme. Yani bütün hissiyatlarını Kur'an'a vermişler. İşte çok zor bir mesele. Az önce bahsettik ya, insanlar şimdi Instagram'da boğuluyor değil mi? Bütün kalbinin hissiyatını Kur'an'a nasıl vereceksin? Teyakkuzu taamme, gaflete hiç tahammülleri olmamış, ülfete hiç tahammülleri olmamış, Bu üç mesele sahabeyi dirilten bir mesele olmuş. Biz neredeyiz? Biz maalesef biraz yatak hayatı yaşıyoruz. Ama hep diyoruz ki bilen adam yatamaz. Demek ki bilgimiz burada var ama henüz burada yok. Ama şuraya geçmeyen hiçbir şeyde senin malın olmayacak. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin sattığı şey çok pahalı. İnsanın şu soruyu bence kendine sorması lazım. Sen gitmeden önce Allah'a ne göndereceksin? Geçen çok zeki bir tane arkadaşla oturduk. Her noktada kabiliyeti var. Ona da aynı cümleyi dedim. Kardeşim dedim, vermeden almak yok. Risale-i Nur'da bir ders var dedim. 33 pencerede ibadetin kemali. Ne demek yani, şimdi özet anlatayım. Bir insan bu dünyada ortaya inanılmaz güzel bir şey koyarsa bütün parayı götürür mü? Götürür. Mesela bizim Mehmet vardı, Dubai'de telefoncu. Onun kazandığı belli. Bir de telefonu üreten Apple'ın kazandığı belli. Arada fark var mı? Olmaz olur mu? Dağlar kadar fark var. İşte ortaya konulan kabiliyet ölçüsündeki en güzel fiile ibadetin kemali deniyor. Üstad Hazretleri gençlik yıllarında İslam'a hizmeti denemiş. En büyük sevabın Risale-i Nur'u telif etmekte olduğunu anlamış. Emirdağ 1'de hatırlayın. Şarkımın vaizliği veriyorlar, maaş veriyorlar, Şeyh Sinusi'nin yerine geç diyorlar. Karşılığında da şunları kurtarırsın, böyle olur diyorlar. O zaman Risale-i Nur telif edilemezdi diyor. Mükemmel bir hayır kendisine bulmuş. Ya olaylar böyle tefekkürle yapılması lazım. Ben arkadaşların dükkanını geziyorum, şu makineyi getirdik, bunu yaptık diyorlar. Ben diyorum ya bunlar nasıl akıllarına geliyor? Helal olsun, Allah bereket versin. Ama aynı projeyi burada da düşünsene. Ya öyle bir noktaya getireceğim ki işi, ibadeti kemale olacak. Ölüp gidip onu bıraktıktan sonra voleyi vuracağım desene. Ahiret ticaret değil mi? Burası bir şirketi maneviye değil mi? İşin bu cihetleri mevcut değil mi? Fazla yapan az yapandan daha hayırlı değil mi? O fazla yapanın ihlaslı yapması daha hayırlı mesele değil mi? Bunların her birisine arge gerekmiyor mu? Çalışmak gerekmiyor mu? Ya şuradaki vurgunu hesaplamamız gerekiyor. O yüzden bu soru çok önemli. Gitmeden evvel Allah'a ne gönderdin? Bak sahabeden ayağını gönderen var. Ebu Akil var. Neyini gönderiyor? Ya çadırda öldü ölecek diye bekliyorlar. Birisi ya Ensar neredesin diye çığlık atıyor. Çadırdan çıkıyor, bir bakıyor ki kolu kopmuş, sadece bir et parçası tutuyor. Ayağıyla basıyor, onu da koparıyor. O şekilde gidiyor, şehit oluyor. Şimdi ya bunu nereye koymak lazım acaba? Yani bu iradeyi, şu değil değil mi burada mesela al kolunu kopar. Bu değil, bu iradeyi, bu cehdi, bu gayreti. Allah'ı kendinden çok sevme meselesini. Yeri gelen bir yerde kendine acıma, böyle mücadele et meselesini nereye koymak lazım acaba? Gitmeden önce Allah'a kol gönderen var. Musab Efendimiz gibi iki kolunu bir kafasını gönderen var. Öyle değil mi? Bacağını gönderen var. Evladını gönderen var, Nesibe annemiz. Talha bin Übeydullah gibi dört parmağını gönderen var. Öyle mi? Şimdi gitmeden Allah'a ne gönderdin? Ya tam bunun sorusunu sormak lazım. Dünyada var olan ince ticaret ve işçiliklerin her birisi bizim ahiret ticaretini daha iyi anlamamız için. Yoksa elimizden gidecek yarın bir gün zaten hepsi. Dünyada milimetrik hesaplarla karın artarken ahirette şöyle mi yani? Allah verir, Allah bilir, Allah büyük. Ya o zaten bilir, o zaten verir, o zaten büyük. Ama senin neye ihtiyacın var? Sen onu bir düşün. Hep aynı laf. Kardeşim ne yapmamız lazım? Bir sorumluluk gerekmez mi? Ya Allah büyük. Ya Allah büyük büyük de sen bunu nerede işine yarayacak? Sen bunu nerede kullanacaksın? Tam buraya hesaplaman gerekmiyor mu? Acaba gitmeden önce Allah'a ne gönderdin? Ne gönderdin? Ticaretin kralı burada. İnsaflı tüccar çok iyi anlayacaktır bu yorumu. Zira Mekke'de Kur'an'ın indiği zümreye baktığınızda ticareti çok iyi bilen insanlar olmuştur. Çok iyi. Bir insan ticareti iyi bilse, bir de öleceğini iyi bilse bu ikisi çok güzel eş olur. Ve iş çözülür Allah'ın izniyle. Nübüvvetten önce inkar eden tüccarların gayesi ellerindeki rantı kaybetmemekti. Efendimiz Aleyhisselam burada bir alternatif oluşturdu mu? Oluşturdu. İman eden tüccarlar diye bir alternatif oluşturdu. Biz bunu ileride göreceğiz. Bu zulüm dönemleri gidecek, dönem Medine'ye gelecek, siteye İslam kurulacak. Bir bakacaksınız her birisi İslam toplumunu bu cihette de ileri taşıyacak. Hazreti Ebubekir yani Abdullah bin Osman ticaret olarak nasıldı? İnanılmazdı. Müşrikler artık onu karşısında görmek istemeyecek bir yerden sonra. Mekke pazarının 3'te 1'i elinde olan Osman bin Affan. Mekke pazarının çeyreği elinde olan Talha bin Übeydullah, Abdurrahman İbni Avf. Ticareti kralı deyince kim geliyor aklınıza? Abdurrahman İbni Avf. Ebu Beyde bin Cerrah ilahir. Yani bunların her birisinin ticaretinin üstünden Efendimiz Aleyhisselam gün gelecek bir davet politikası kuracak. İslam'da ticaretin yerine bakın. İnanılmaz davetler ticaretle yapılmıştır. Ama şimdi onun yine altındaki iman meselesine dönmemiz gerekecek konu oraya gelmesi için. Evet. Hazreti Ebubekir'in hayatını detaylı anlatmayacağım. Başka videolarda anlattık. Ama bir iki tane meseleyi hatırlatmak istiyorum. Şimdi Hazreti Ebubekir Efendimiz, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakını, onu en iyi bileni, şu hadisi de hepimizden daha iyi bileni, hubbu dünya re'sü külli hatiyatin, yani dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. İnsan sevgisinden, yani mecazi aşktan hakiki aşka yönelenlerin sayısı yine fazladır, dikkat ediniz. Ama kalbine dünya koyan bir insan, dünya leşlerden sayıldığından dolayı Allah'a yönelmesi çok zahmetlidir. Yani o yüzden dünya sevgisi bütün kötülüklerin en başıdır ve bir insanı leş pozisyona dahi sürükleyebilir. Demek yani, değil mi? Allah caniminden nasıl memnuniyetsiz bir olaysa bir insanın kalbinde dünyanın olması, aynı o Kabe'ye mıhlanan putlar gibi burayı da bizim düşünmemiz lazım. Hazreti Ebubekir Efendimiz bir gün soğuk su içecek. Soğuk su o dönem nasıl içiliyor? Buzdolabına mı? Şöyle delikli testiler var. Suyu ona koyuyorlar. Testinin dışından damla damla su sızıyor. Sızan su buharlaşırken ortamın sıcaklığını da alacağından o suyu soğutuyor. Su böyle soğutuluyor o dönem. Hazreti Ebubekir Efendimiz tam bir bardak soğuk su içecekken yudumlayıp düştüğü yerde bayılır kalır. Sahabe koşar, ne oldu ya Ebubekir deyince. Acaba Efendimiz Aleyhisselam'ın işaret ettiği o dünyaya aldananlardan biri ben miyim diye ben ona korktum diyecektir. Hani sen geçen gün evlilik sürecini anlattın. Dedin evimizde bir tane kapı vardı. Ağaççısınız değil mi? Ağaç fabrikanız var. Baban da ısrar etmiş sana. Ya bu kapıyı değiştirme Sinan. Ben yaptım onu çok sağlam. Sen de demişsin baba yaptın ama eski bu diye. Bir anda dedin ya abi, bir anda kalbime geldi. Bir kapı, ey Sinan seni bu kadar meşgul edecek konu mu? Ne var yani bunu konuşmaya ne gerek var gündemini almaya diye. Bak bunun da yeri var mıymış burada? Bunun da yeri varmış değil mi? Ya tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Hazreti Ebubekir ile ilgili yine çok şaşıracağınız bir mesele anlatmak istiyorum. Oğlu Abdullah'ın vefatıyla ilgili. Dönem Hazreti Ebubekir'in halifelik dönemi. Taif'ten gelen heyetleri karşılayacak ve Hazreti Ebubekir'in elinde bir tane ne var? Ok var. Gelen heyete oku sunuyor. Diyor ki bu oku tanıyan var mı içinizde? Okun sahibi kimdir diye. Sad İbni Ubeyd isimli bir ok yapıcısı çıkıyor diyor ki ben bu oku Taif'te attım ama bu oku kime gittiğini takip etmedim. Bak şimdi cümlelere bak. O okla şehit ettiğin oğlum Abdullah'tır. Adamın halini düşünebilir misiniz? Nasıl olur bu cümlenin devamında? Bir korku olur değil mi içeride? Allah'a hamdolsun ki bu ok ile oğluma şehadet nasip etti. Allah'a hamdolsun ki sen oğlumu öldürdün. Ya o seni o gün öldürseydi sen şirk üzere Rabbine gidecektin. Allah'a hamdolsun ki oğlumu sen öldürdün ama Allah seni diriltti ve sen Müslüman oldun. Ya şimdi böyle bir ifadeyi düşünebiliyor musunuz ya? Böyle bir ifadeyi. Bunlar çok nadir duyulacak meseleler. Çok nadir. Bizim bir tanıdığımız var. Oğlu geçen günlerin birinde kaza yaptı. Onun öncesinde de oğlunun hayatı zahmetli, sıkıntılı bir hayat. Kaza yaptığı günde oğlan Ankara'daki hayalhaneme gidiyor. Bizim abi o an kalbinden diyor ki, kazayı duydum, geçmiş hayatına da vakıfım ya diyor. İçimden bir anda o mutluluğu geçirdim. Ya ölecekse bu yola giderken öyle ölsün diye onun mutluluğunu yaşadım diyor. Yani burada konu insanın evladını öl demesi, ondan ayrı kalma, o demek değil. Ama hidayet çok önemli mesele. İşte bunun da örneği var mı? Burada işte yani. Ya o gün değil de 2 yıl önce farklı hayatların içerisinde Allah meselesi kalpte gündemde yok. Ya bu halde bir insanın başına bir şey gelse, işte bunun çok farkında olan bir babanın demek ki oğluyla ilgili en çok isteyeceği mesele dünyada kavuşmak değil, ebedi kavuşmak. Onun için de nazar ettiği mesele hidayet meselesi. Ya böyle bir mesele. Bir olay daha anlatayım, yavaş yavaş sonlandıralım. Afif el-Kindi. Bu olayın Hazreti Ebubekir'le çok ciddi bir alakası var. O yüzden bilinmesi gereken bir durum. Afif el-Kindi tüccardır. Yemen'den ıtır getirir. Yani koku getirir. Hac döneminde de Mekke'de satar. Bu ticareti yapıyor. Bir gün Afif el-Kindi Hazreti Abbas ile birlikte Mekke'de tepelerin birisinde oturmuş. Hazreti Abbas da tüccar değil mi? O yüzden arkadaşlar. Kimi görüyor Kabe'nin önünde? Efendimiz Aleyhisselam'ı görüyor. Onunla birlikte namaz kılanları görüyor. Onların içerisinde de Hazreti Ebubekir'i görüyor. Hazreti Abbas'a diyor ki ne yapıyorlar diyor. Hazreti Abbas diyor ki o kardeşimin oğludur. Kendisine peygamberlik geldiğini söylüyor. Yaptıkları da namaz ibadeti diyor. Hadisenin üzerinden 21 yıl geçer. Günlerden Mekke fethidir. Afif gelecektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında iman edecektir. Daha sonra da hüngür hüngür ağlamaya başlayacaktır. Efendimiz Aleyhisselam şaşıracak. Diyecek ki iman en büyük mutluluk. Sevineceğin yerde neden ağlıyorsun? Cevaba bakar mısınız? Ben seni namaz kılarken görmüştüm. Eğer o gün iman etseydim, bugün ben Ebu Bekir'in yerinde olacaktım. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın diyor. Allah Allah. Bu işlerde gül devri gelince bu işleri yapanların sayısı çok artacak. Belki şimdi işte bir arsa meselesi veya başka meseleler insan değil mi? Sonuçta lojistik, maddi olarak zorluklar çekiyor. Öyle mi yapalım, böyle mi yapalım diye. Belki o zorlukların bile yaşanmayacağı dönemler gelecek. Birçok insan olacak, birçok mesele olacak ama sevap bugünkü gibi kuvvetli olmayacak. İleride bugünkü işleri yapan, artık video mu dersin, başka bir şey mi dersin, bizim yaptığımızdan binlerce kat daha güzel yapanlar olacak. Ama bugünkü kıymeti çok zor yakalanacak bir mesele olacak. Mesela biz bugün sizinle desek ki bir tane spor kıyafet markası oluşturalım. Çok zor olur mu? Olur. Niye? Yıllar önce onu zirveye taşıyanlar olmuş. Olmuş değil mi? Desek ki bir tane hamburger markası oluşturalım. Zor olur mu? Çok zor olur. Niye? Onu zirveye taşıyanlar olmuş o günlerde. Geçmişten olmuş. Hadi desek ki bir tane ne? İçecek markası, gazoz markası, kahve markası oluşturalım. Çok zor olur mu? Olur. Niye? Onları zirveye taşıyanlar olmuş. Onlarla birlikte yarış yapıp o zirveyi yakalayabilmek çok zor olacaktır. İleride her şey çok artacak. Lojistik destek artacak, insanlar artacak, bu yolun talipleri artacak. Ama o zamanlar zirveyi yakalamak çok zor olacak. Sevap nerede biliyor musun? Sevap tam bu günlerde. Azların çok olduğu günler, sevapların da çok olduğu günlerdir. İnsanların çoğaldığı günler, sevapların azalacağı günlerdir. O yüzden şimdi ufacık bir mesele yapmak ne demek biliyor musun? Bir insan büyük bir holdingden küçük bir hisse alsa, onun kazanacağı kar çok büyük olacaktır. O hisseleri bugün yapmak lazım. Elden ne geliyorsa, dilden ne geliyorsa, dizler titreyene kadar koşturmadan ne geliyorsa tam onun yapılacağı günler tam bugünler olacaktır. Tam bugünler. Bunun da dersini Afif el-Kindi meselesinden aldığımızı zannediyorum. Ben 21 yıl önce seni görmüştüm ama yanına gelmemiştim. Eğer ki ben o gün yanına gelseydim bugün Hazreti Ebubekir'in yanında ben olacaktım. Ben. Çok kıymet bilmek lazım. Şimdi var ya, şimdi böyle bir kapının bir insana açılması ne demek? Ne demek? Çok kıymetli bir mesele. Evet. Bugünün ticaretini kaçırmayın, olur mu? Bu feda edilecek şeylerden parayı da arka sıraya koyun. Hisleri, hevesleri, mücadeleyi, onları feda etmek çok önemli. Çok 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 önemli. Dışarıda işte denk geliyoruz, muhabbet ediyoruz. İnsanlar sağ olsun çok muhabbet besliyorlar sizlere. Görünce bana da anlatıyorlar. Sonra bir muhabbete tutuşuyoruz. Seviyor musun? Seviyorum. Hiç geldin mi? Gelmedim. Bu meseleleri biliyor musun? Onu da bilmiyorum. Yani şimdi bir gariplik yok mu bu işte? Sen bilmiyorsan, ölümde ansızın gelecekse senin ölümden önce gelip bu meseleleri öğrenmen gerekmiyor mu? İşte demek kimileri de ileriki yıllarda belki aklı başına gelecek. Keşke o ilk günler ben de orada olsaydım diye bazı meseleleri anlatacak. Ya Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.